kimlerin gıybetini yapmak caizdir? Yüzüne karşı da söylüyorum demek gıybetten kurtarır mı? Gıybet yapmanın günahı nedir? İşaret ve ima gıybet olur mu? Gıybet edilen ortamda ne yapmalıyız? Şahitler de günaha girer mi? İnsanların arasını açan 6 büyük günah nedir? Gıybet yapan kişileri uyarmalı mıyız? Ölünün arkasından konuşmak gıybet olur mu? Kişi gıybet ettikleriyle nasıl helalleşir? Başkası hakkında kötü düşünmek gıybete girer mi? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Rabbim dilimizi gıybetten, kalplerimizi kıskançlıklardan, sofralarımızı haram lokmadan muhafaza etsin efendim. Her perşembe sabahı olduğu gibi bugün de değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar. İyi misiniz hocam? Elhamdülillah günümüze şükürler olsun. Vallahi bir defa yetmez. Her nefeste şükretmemiz lazım. Şükrediyoruz. Rabbimiz insan yaratmış, sağlık vermiş, ayakta durabiliyoruz. Gözümüz görüyor, elimiz tutuyor. Şükürler bundan büyük olsun. Nimet olmaz. Ama bir de şu var. Biz hani az önce siz güzel bir dua cümleleriyle başladınız ya. Gıybetten dilimizi korusun, haramdan soframızı korusun. İki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim demiş Peygamber Efendimiz. Ve bunu dilini göstermiş yani. Dilinizi garanti edin. Bir de şehvetinizi garanti ederseniz, harama düşmeyeceğinize cennetliksiniz. İnşallah. Rabbim yani, hepimize çünkü, nasip etsin. Ama çok zor. Dili korumak o kadar zor ki yani kemiği yok istediğini söylüyor. Yanında yok istediğini söylüyor. Ama her bir sözümüzü şu anda da kalbimden kendime inandığım gibi içtenlikle inanıyorum ki bizim sözlerimizde aynen yazan melekler var. Kur'an söylüyor bunu. Evet. Her halimiz yazılıyor. Onun için gıybet önemli bir konu. Bugün onu işleyeceğiz. Allah-u Teala evlerimize huzur versin. Amin hocam. Yuvalarımıza mutluluk versin. Evleneceklere hayırlı kısmetler Amin. Versin. İş arayan, rızık arayan kardeşlerimize bol versin. İhsan eylesin. Kimseye muhtaç etmesin. Amin. Amin. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Amin. Ağzınıza sağlık hocam. Ben de Amin. Bugünkü programımızın faydalı, verimli olması dileğiyle hocam. Amin. Telefonlarımız hazır mı? İlk misafirimizi ağırlayalım mı? Alo efendim hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Kahramanmaraş'tan efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler efendim. Buyurun. Sayın hocam, bir soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun hocam. Dinliyor hocam. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. İyi genç, evlenmişler. Hı hı. Yerdeğe girememişler. 4-5 ay beklemişler. Yerdeğe girememişler. Ondan sonra ayrılmışlar. Tekrar bunlar birleşebilir mi? Evet. Yani tekrar evlenmek mi istiyorlar? Evet. Evet hocam. Evet hocam. Bir insan evlendiği bir kişiyle karşılıklı istekle ayrılmışlarsa veya bir taraf boşamışsa bir sefer veya hakim boşamışsa ayırıyorum sizi demişse ikinci kez tekrar evlenebilir. Aynı kişi evlenebilir. Hiçbir mahsur yok. Tekrar nikah kıyacaklar. Tekrar mehir konuşacaklar. Ama resmi nikahını tekrar yapsınlar. Yani mutlaka resmi nikah gerekli. Çünkü resmi nikah olmayınca her türlü evet, suistimal, hocam. İstismar oluyor maalesef. Onu da ihmal etmeyin. Evet efendim, başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Hayırlı günler diliyoruz. Kahramanmaraş'a selamlar. Bu tür durumlarda mehir sorulur. Hani ben mehri soracak diye bekledim ama onu sormadı. Neden? Çünkü bunlar birleşmeden tekrar ayrılmışlar. Mehir gerekir mi? Tamamı, olsun hocam cevaplayalım. Tamamı kadına evet. Mehrini vermek gerekir mi ayrılan kadına? Evet. Yarısını vermek gerekir. Yarısını vermek gerekir. Evet. Tamamını da erkek isterse bağışlayabilir. Evet. Evet. Merak edenler için bu sorunun cevabını vermiş olduk. Hemen diğer misafirimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Osmaniye, Adana'dan
sıcak bölgelerimizden bugün misafirlerimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Hocam dinliyor, alalım sorunuzu. Buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, şükürler olsun günümüze. Sizlere de hocam, sağlık, afiyet diliyorum. Şöyle biraz size geçmişten anlatayım. Ben yine hiçbir zaman inanmayan, ya ruhani varlıklara hiçbir zaman inanmayan bir insandım. Girdiğim her işte başarısızlıkla sonuçlanan, çok güzel başlayan ama çok kötü giden bir iş hayatım oldu. Evet. Bununla nedeni kötü gitmesinin hepsini ne kadar kötü gitti ben o derdinden uzaklaştım. Hayatımı küfürlerle gitmeye başlamıştı. İnsanlar sabah besmeleyle işe başladı, ben küfürle işe başlardım. Allah Allah. Çünkü işim hep kötü gidiyordu. Daha sonra bir gün hocam her şeyi bıraktım. Yani iş yapmayı da bıraktım. Dini sorgulamayı da bıraktım. Yani her şeyi bıraktım. Her şeyden umudumu kesmiştim. Bir gün yaptım yani alkol falan da almam. Hani böyle için insanlara karşı kötülük yoktur hiçbir zaman. Her zaman şunu derim. Herkes kalbindeki iyilik kadar iyilik görsün bu hayatta. Bir daha söyler misiniz? Ne dediniz? Herkes kalbindeki iyilik kadar iyilik görsün bu hayatta. Güzel, evet. Bir gün hoca bir yattım, rüyamda böyle bir ev uyandım. Ama ev demeye bin şahit, bir saray. Yani düşlesiniz böyle bir ev düşleyemezsiniz. Tamamlar granit, siyah granitle döşenmiş. Yani bir hayal kursan o ev senin olamaz. Yani böyle bir evi hayal edemezsin. Baktım bu ev kimin? Yatak odasının dağınık olduğunu gördüm de benim evimmiş bu dedim. Daha sonra evden dışarı çıktım. Kapının önü böyle, evimin içi bir saray ama dışarısı harabe. Evimin önünde 6-7 tane böyle hızlar giymiş gibi üstü başı pis, pis. Yani bir iş yapmıştı sanki yorulmuş dinleniyorlar gibi 4-5 tane insan var. Onlarla hayırdır siz ne geziyorsunuz falan gibisinden muhabbet etmeye başladım. Bir elden atlı, 4-5 tane atlı geliyor. Uzaktan. Evet. Bir tanesi işlerinden çıktı dedi ki kahrım dedi Allah'ın Resulü geliyor dedi. Allah Allah. Ve Allah'ın Resulü bura geliyor dedi. Şimdi ben hemen geçtim az önce odam dağınıktı odamı toplamaya girdim. Ve yani böyle bir rüya gördüm hocam. O sırada bu, ben uyandım zaten. Bu rüyayı gördüğünüzde Allah'a inanıyor muydunuz? Herhangi bir inancım yoktu. Her şey ondan sonra başladı. Allah Allah. Ondan sonra rüya sizi etkiledi. Hı hı. İnanmaya başladınız. Evet. Kaç yıl oldu bu? Hocam daha bir ay. Ha yeni oldu. Hayırlı olsun, ne güzel. Peki şu anda namaza başladınız mı? Hocam ben 39 yaşındayım. 5 tane dua biliyor musun? Ömrü hayatımda. Şimdi dua öğreniyorum. Maşallah. Tebrik ederiz. Kıymetli kardeşim, Allah-u Teala insanların bir kısmını bazı insanlar vesilesiyle terbiye eder. Bir kısmını başına gelen olaylarla terbiye eder. Siz rüyada bu nimete, lütfa mazhar olmuş bir kardeşimizsiniz. Ve herkesin hayatında da buna benzer rüyalar vardır. Ama önemli olan bu rüyanın bir mana ve ikaz olması. Sizin rüyanız normal sıradan bir rüya değil. Size uzatılan bir rahmet eli olmuş. Bunun bir sebebi az önce kendiniz de ifade ettiniz. Kötülük düşünmeyen bir kalbe sahibim dediniz ya. Sizin birilerine iyiliğiniz olmuştur. Dua almışsınız. Çok hayırlı bir yönünüz var. Allah o yönünüzden dolayı size hidayeti nasip eylemiş. Ne mutlu. Hakim bin Hizam soruyor, diyor ki ya Resulallah, biz Müslüman olduk, amel defterimiz sıfırlandı diyorsun. Ama Müslüman olmadan önce de fakire fukaraya yardım ediyorduk.
Ana babamıza iyilik ediyorduk. Zor durumda olana borç para veriyorduk. O yaptığımız hayırlar boşa mı gitti? Onlar da mı sıfır oldu? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sen Müslümanlığını onlara borçlusun. Onları yaptığın için Allah sana İslam'ı nasip eyledi. Sizin de mutlaka sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz güzel bir yönünüz var ki Cenab-ı Hak sizin arayışınızı hidayetle neticelendirmiş. Tebrik ederiz. Size şimdi 3 tane nasihatim var. Evet hocam. 1. Dini dosdoğru öğreneceksin. Dini dosdoğru öğreneceksin. Yani sağlam kitaplardan öğreneceksin. Kur'an'dan ve sünnetten, sağlam hocalardan. Birincisi bu. 2. Yahu benim ömrüm 39 senem boşa gitmiş. Şimdi hepsini birden yapayım demeyeceksin. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır. Bir yıl, iki yıl çok yoğun yaşarsın. Namaz, oruç, hac, zekat, devamlı zikir, Kur'an filan yorulursun. Eyvah, oradan da yorulduğun için bıkarsın ve şeytan seni oradan kandırabilir. Bu önemli. Üçüncüsü, mutlaka etrafında güzel bir çevre kuracaksın. Çevreni eğer içkici, kumarcı, efendim küfürbaz insanlardan oluşuyorsa onlarla mesafeyi koyacaksın ve kûnû mâ sâdıkîn, dürüst insanları bulacaksın sevgili kardeşim. Allah mübarek eylesin. Güzel bir rüya görmüşsün. Senin hayat tarzını değiştirmiş. Bunu unutma. Bu fırsatı da iyi değerlendir. Tebrik ediyorum. Ben bir şey merak ettim. Evli misiniz? Çoluk çocuk var mı? Yok, ben az önce yaptığım gibi her işte başarısızlıkla sonuçlandığı için evlenmeyi düşünmedim. İnşallah bundan sonra hayırlı güzel bir evlilik yaparsınız, yuva kurarsınız. İnşallah. Peki, başka bir sorunuz var mıydı efendim? Sadece şunu diyeceğim. Ben iki isimliyim. İsmimin bir tanesi Muhammed. Bu ismi hiç sevmezdim. Biri Muhammed. Diğer yani iki isimliyim. İşte ikinci söylemeyeyim yani, adım belli olmasın izleyenler tarafından. Evet. Mesela o ismi hiç beğenmezdim. Annem sürekli o ismini hitap etti. Muhammed ismini hitap ettiği zaman ben diğer ismimi çağırsana derdim. Evet. Muhammed isminin söylenmesini hoş karşılamıyorsun. İşte o rüyaya kadar hiç sevmezdim. Ama şimdi hani dışarıda benim arkadaşlarım da diğer isminle çağırdığı zaman benim bir isim daha var, Muhammed diyorum. Ya çok güzel. Ay maşallah. Resulullah Efendimizin senin meclisine gelmesi de evinin temiz olması, kalbinin temiz olması, dışarının kirli olması, etrafının kirli olması, arkadaşların, çevrenin kirli olması. Evin temiz, o evi kirletme inşallah. Ne güzel. Anne babanız da herhalde çok mutlu olmuştur. Anladığım ya da babam kadar. Babam hastası yatalak. Annem çok mutlu canım. Ne güzel. Ne güzel. Peki, hayırlı günler diliyoruz size. Teşekkürler. Annenize hocam, babanıza da hürmetlerimizi bildiriyoruz. Duacıyız. Duacıyız sağ kardeşim. Sağ olun. Evet, bir izleyicimiz daha var hatta. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz efendim Kayseri'den. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Hocama benim bir sorum var. Tabii, dinliyorlar sizi. Hocam, hayırlı yayınlar diliyorum, ellerinden öpüyorum. Sağ olun, buyurun. Kayseri'den arıyorum. Evet. Hocam, 6 senedir ben zulüm çekiyorum. Yani eşim, çoluğum, çocuğum beni terk etti. Hiçbir şey yokken, ortada hiçbir şey yokken çok güzel Allah'ın izninde, Allah'ın rızasında yaşayan bir insanlardık. Kayınvalidem öldü. Kayınbabamı da yanıma aldım. Çok da güzel yaşıyorduk. Evet. Asgari ücretle çalışıyordum ben. Bir gece işe gittim. Sabah geldim ki evi toplamışlar, gitmişler. Ardından 10 gün yani benim gitmemi, peşlerinden gitmemi istemişler. Ama ben de gitmedim. İki dava birden açmışlar. Boşanma davası, bir de katılım alacak davası. 2017'de oldu hocam bu, 6 senedir
ben nafaka ödüyorum, evimin yarısını verdim, boşanma tazminatı verdim. Hocam, Allah rızası için bu yarıya bir parmak bas sen. Yani seni zevkle dinliyorum. Ben de senin hemşerinim. Kayseri'de yaşıyorum ama Sivaslıyım. Evet. Hocam, yani dinimizde nafaka var mı? Mihir var. Mihrini verdim. Helallaştım. Beraber yaşarken mihrini istediğini verdim. Evet. Helallaştım. Hı hı. Ama bu nafaka dinimizde var mı? Diyanet İşleri Başkanımız, İnsan Başkanlığı bu konuda hiçbir bilgi vermiyor. Camilerde, cumalarda, hutbelerde bununla ilgili bir herhangi bir vaaz edilmiyor. Yani bu erkeklerin bu zulmü ne kadar sürecek hocam? Kadasını aldı. Kadasını. Evet. Yani gerçekten ben yani imamlı biri olduğum için ayakta duruyorum yani. Ama elimde olmadı, elimde yok şu anda. Tekrar nafakayı yükseltme davası açmış. Ya bir de ben avukat tutamıyorum, kendi avukat tutuyor. Çok lüks yaşıyorlar. Lüks dairede yaşıyorlar. Emin ol, çocukların çalıştığını kazandığını annesine veriyor. Yetmiyor, babası vefat etti. Babasının maaşını alıyor. Yetmiyor, benden nafaka alıyor. Yani bu zulüm nereye kadar sürecek? Hocam kafasını aldım ben. Bir şey yapamıyorum ben. Aslında buna, hocam nafaka ülkemizin önemli sorunlarından biri. Buna bir parmak basın yani. Tamam. Evet evet. Her zaman yeri geldikçe söylüyoruz. Şimdi de evet. Bak Kur'an-ı Kerim'deki ayetle cevabı veriyor. Cenab-ı Hak bu kadar önemli bir konuda Talak suresi ki Nisa suresi mesela Nur suresi, Nisa suresi evlilikle ilgilidir çoğunlukla. Talak suresi de boşanma ile ilgilidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Talak suresinin 6. ayet-i kerimesinde cevabı vermiş. Ne diyor? Boşandığın kadın, kadın boşandı. Hadi git babanın evine demeyecek erkek. Temiz olduğu günlerde boşayacak, boşanırsa. Ve ondan sonra iddet süresince oturduğunuz yerin bir bölümünde onu oturtun. Bak şimdi, evinden çıkar demiyor. Biz ayrıldık diyor erkek kadın. Bu sefer diyor ki Kur'an erkeğe, kadın evde oturacak. Nereye gidecek? Tabii. Ev mi tutsun? Babasının evine mi? Yok, o evde tutacak. Belki pişman olacak, o da var. Hmm. Pişman olup birleşsinler belki, o da var. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Yani gitsin diye de zorlamayın. Evinde otursun senin. Boşandınız ama oturacak. Ama belli bir süresi var değil mi hocam o evde oturmanın? Şimdi söylüyor, onu söylüyor. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafaka verin. Hamile ise doğum yapıncaya kadar nafaka verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Emzirme ücretini de vereceksin. Kadın dedi ki ben artık çocuğu parayla emzireceğim. Bak kendi çocuğu. Hmm. Emzirme ücretini de verir. Hatta ben çocuğa emzirmiyorum. Bir anne tut. Ona da tutmak zorundadır. Bunu da sağlayacak. Eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Ne kadar nafaka söylüyor burada? Evinde tuttuğu müddet ne kadardır? İddet bekleme süresi 3 hayız müddetidir. 3 hayız gördükten sonra tamamen boş olurlar. Kadın ayrılır, erkek ayrılır. Nafaka bu kadardır. Ömür boyu nafaka olmaz. Çocuk varsa çocuğun hizmeti babaya aittir. Kadına mehrini verir. Mehrini verdikten sonra 3 ay nafaka verir. Kur'an bunu koymuş ortaya. Şimdi siz bugünkü efendim mer'i olan yönetmelik kanunlara göre diyorsunuz ki bu erkeğe sen bunu boşadın ve boşadın. Buna ömür boyu nafaka vereceksin. Bu kadın şimdi buradan nafaka almak için dini nikah yapıyor, resmi nikah yapmıyor. Ama bu erkek bir başkasıyla evlenirse hem o evi geçindirecek, hem çocuklarına bakacak, hem bu kadına nafaka ödeyecek.
Kadın ayrılmış gitmiş başkasıyla evlenmiş. Ben niye nafaka ödeyeyim? Bu erkeğe zulümdür. Burada kadını koruyayım derken işin ucunu kaçırırsanız aileyi yıkmış olursunuz. Evet. Hocam, ve evliliğe mani oluyor. Bu yani bu kadar feryat etmekte bu beyefendi haklı. Biz bunu ısrarla söylüyoruz. Aile bakanlıklarının bu konuda tedbir alması lazım. Hukukçuların bu konuda elini vicdanına koyması lazım. Hakimler karar verirken hem yönetmeliğe hem vicdanına ortak sese kulak verecekler. Evet. Şartlara göre değişir, kişiye göre değişir. Böyle yazıyor. Ben de bunu uyguluyorum. Dediğin an Allah sana o hakime de sorar. O belediye başkanına da sorar. O onların kaymakama da sorar. Bir fakirin gittin evini yıktın. Belediye başkanlarına diyorum ben özel sohbetimiz olursa. Sen gittin bir garibanın evini yıktın. Hocam yönetmelik öyleydi. Allah sana soracak. Bu adamın hakkıydı. Sen bunun evini niye yıktın? İşte orada hesaba çekileceksin. Hasibu kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce burada hesaba çekileceksin. Bu kararları veren hakimler Allah katında sorumludur. Bu insanların feryadını duymayanlar Allah katında sorumludur. Daha bu kadar söyleyeyim. Hocam yeter. Nafaka konusu tabii çok da suistimal ediliyor. Özellikle ünlüler arasında artık geçim kaynağı olarak da düşünülüyor. Tabii. Çok ciddi nafakalar, rakamlar yani, alıyorlar. Çalışma, gencecik, bir ay evli, bir ay evli kal, ömür boyu nafaka. Allah sizden razı olsun sizden. Hocam. Bir de şu var. Ay siz hatta mıydınız beyefendi? Hattayım, dinliyorum sizi. Gadasını aldım, Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Sağ. Hocam özür dilerim. Bir şey daha anlatayım da. Biraz hızlanalım olur mu? Tamam hızlı. Hocam şimdi benim avukatım yok, karşı tarafın avukatı var. Bu 150 lira bile kazansa ben ona 7000 lira gibi bir para verecekmişim. Yani bu nasıl bir adalet? Adam alayım hocam. Vallahi ben yani şaşırıyorum ben yani. Karşı tarafın avukatı var. Lütfi yaşıyorlar. Davayı kazanıyor. Ama ben davayı kaybettiğim için ben ona avukatına 7000 lira da para ödüyor. Sen de avukat iste. Devletten avukat iste. Öyle hak var vallahi. Ya. Oğlu avukatını tut yani. Avukatsız olmaz. Evet. Allah'a emanet olun. Hadi tez zamanda inşallah gönlünüzce olur. Amin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz hocam. Hemen paralelinde bir tane soru var sosyal medyadan. İlahi adalet gerçekten var mı? Hep kötüler kazanıyor. Mazlumun ahı çıkar mı? Demiş bir izleyicimiz. Hep kötüler kaybediyor. Hiç kazanan kötü görmedim ben hayatta. Akıbetine bakacaksın. Sonuna bakacaksın. Evet. Önce lay lay lolnom yaşar görürsün sen onu. Kısa vadede kazanıyor öyle olabilir. Öyle görünüyor. Evet. Seni aldatıyor. Halbuki perdenin arkasını bilmiyorsun. Ve sonucuna bakacaksın. Sonuçta bütün kötüler kaybetmiştir. Şöyle bir söz var. En güzel bu anlatıyor. Allah kimseye borçlu kalmaz. Cenab-ı Hak herkesin iyiliğini verir. Mutlaka iyiliğin karşılığı iyiliktir kardeşim. Evet, bir izleyicimiz de hocam. Kardeşimin iftirası yüzünden babam bana yumruk attı ve dişim kırıldı. 6 aydır görüşmüyorum. Annem haklı olduğumu bildiği halde sessiz kalıyor. Benim suçum var mı demiş hocam. Babanın yaptığı da yanlış. Kardeşin yaptığı zaten büyük günah. İftira çok büyük günahlardan biri. Gıybetten de büyük günah. Burada tabii babasının özür dilemesi lazım. Kendinden af dilemesi lazım. Ama sonuçta babadır, annedir, atamaz. Şimdi hepsiyle kötü olmaktansa barışacak, haklı olduğunu ispat edecek. Evet. Haklı olduğunu ispat ettiği zaman onlar da bir gün anlayacaklar. Evet. Şimdi ekibimizden Dilara mikrofonumuzu halka uzattı. Halkın sorularından iki tane alalım arkadaşlar. Hocam merhaba. Neden dersim yerlerde rahatça namaz kılınmaz ya da Kur'an okunmaz? Merhaba hocam. Size bir sorum olacaktı. Araba kullanırken abdestsiz bir şekilde Kur'an dinlemek bir günahı var mıdır? Bunu öğrenmek istedim. Teşekkürler. Evet hocam. Resim olan yerde namaz kılınmaz mı? Kur'an okunmaz mı? Resmin tazim dediğimiz saygı gören bir resim ibadet esnasında
gördüğümüz bölgede gözümüzün önüne geliyorsa orada namaz mekruhtur. Secde yerine geliyorsa haramdır, kılınmaz. Mutlaka resimleri arkalara almak ya da üstünü örtmek lazım. Çünkü insanın secdesiyle, rükûsuyla resim arasında bir ilişki var. Geçmiş ümmetler bu yüzden helak oldular. Resimler yaptılar ve putlar yaptılar, onlara tapındılar. Evet. Puta, İslam'da puta tapınan bir kavme geldi. 360 tane put Kabe'nin içinde vardı. 360 tane put vardı Kabe'de. Putlara sormadan iş yapmıyorlardı. Onun için İslam bunların hepsini yasakladı. Resmi de yasakladı. Ama hangi resmi? Tapınma ihtimali olan resimleri, saygı gösterilen resimleri yasakladı. Çocukların oyuncaklarına, üç boyutlu da olsa, onlara müsaade etti. Her türlü tapınmaktan uzak olan resimlere müsaade etti. O yüzden resim olan bölgede namaz kılmak doğru değil. Kur'an-ı Kerim okunur mu? Kur'an-ı Kerim okunur ancak yine... Merhaba hocam. Yine meleklerin resim olan yere gelmesi konusunda hadisler var, gelmez diye. Dolayısıyla böyle sade bir kendimize ait evlerimizde namazımızı kıldığımız mescit gibi ayarladığımız bir bölüm olması lazım. Kendimize ait evde. Ya şimdi bazen misafir oluyoruz bir eve. Diyorum ki namaz kılmam lazım. Hocam buyur diyorlar, ayarladık sana diyorlar. Giriyorum. Oo, her türlü resim. Biblolar, resimler, şeyler. Beni oraya sokuyorsun. Mübarek. Ya bir yok mu böyle bir sade bir yerin? Hatta seccadedeki işaretlerin, çizimlerin bile hani kalbi meşgul etmesi halinde o da mekruh denmiş. Seccadedeki resimler bile kalbini meşgul ediyorsa, ki canlı resmi olursa zaten olmaz. Ama işte bazen Kabe resmi konuyor, bazen başka bir resim konuyor. O zaman bile mekruh denmiş. Sade bir köşemiz olmalı namaz için ayıracağımız. Ve evet, melekler orada bizi beklerler. Seccademizi orada tuttuğumuz sürece, zikrimizi orada yaptığımız sürece her an oradan bize sevap yazılır. Evimizin bir köşesi mescid olsun. Çünkü o da bize şahitlik edecek. Burada namaz kıldı diyecek. Bir de hocam araba kullanırken abdestsiz Kur'an-ı Kerim dinleyebilir miyiz? Araba kullanırken de, mutfakta iş yaparken de, televizyon seyrederken de bir taraftan Kur'an-ı Kerim okunursa çok sevap almış oluruz. Yani şöyle, gençlerde müzik tutkusu var. Hani ona da bir şey demiyorum. Edebi erkanı yerinde olan müzikler dinlenebilir. Bazen türküler, şarkılar, evet, çok güzel gerçekleri ifade ediyor. Ama o vakti, müzikle harcayacağın vakti Kur'an'la doldursan daha iyi olmaz mı? Kur'an'ın da bir namesi var. Müzik ne yapıyor? Ruha gıdadır diyoruz. Kur'an da ruha gıdadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şifadır diyor. Neyin şifasıdır? Ruhun şifasıdır. Mesela kendimizi alıştırsak böyle arabamızda efendim marşa bastığımızda, anahtarı çevirdiğimizde bir Kur'an sesiyle başlasak, besmele ile başlasak, duayla yola çıkmış oluruz. Hem koruma kalkanı olur bize. Şüphesiz. Evet hocam, izninizle ben programın, buyurun, hediyelerini tanıtmak istiyorum. Dört tane çok güzel hediyemiz var. Bunlardan bir tanesi kalemli Kur'an-ı Kerim. Özellikle her zaman söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler ya da yavaş okuyanlar için gerçekten çok güzel düşünülmüş bir eser. İkincisi iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim. Bilmeyenler hocam için bir söyler misiniz? İniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim ne demek? İniş sırasına göre demek, Peygamber Efendimiz'e 23 senede Kur'an-ı Kerim geldi. O her sure hangisi daha önce geldiyse ona göre düzenlenmiş Kur'an-ı Kerim demek. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam hangi sureyi nereye koyacağını tekrar beyan etti. Bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim Fatiha'dan Nas suresine kadar iniş sırasına göre değil, Peygamberimize Cebrail'in gösterdiği sıraya göre konmuştur. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de de mesela ilk inen ayetler hangisidir? Hepiniz bilirsiniz. İlk inen sure İkra suresi. İşte o birinci sure diye orada başlar. Ondan sonra işte Müzzemmil suresi. Ya eyyühel müzzemmil, kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen, kalk uyar. İkinci ayet odur. Daha doğrusu inen sure. Hocam peki bu Kur'an-ı Kerim'i okumada bir sakınca var mı? Hayır. Yok değil mi hocam? Orada şunu da göreceğiz. Mesela içki ayeti Mekke'de inmemiş, yasak.
içkiyi yasaklayan ayet Medine'de inmiş. Neden? Çünkü Mekkeliler daha puta tapıyorlar. Allah'ı bilmiyorlar. Onlara önce Allah'ı öğretiyor. Mekke'de iman anlatılıyor ama Medine'ye gelince 13 sene geçtikten sonra içki yasak kılındı deniyor. Kadınlar örtünecek, erkekler şöyle davranacak. Bunlar oruç şöyle tutulacak, haç böyle yapılacak. Bunlar daha sonra. Çünkü insan önce evini bir temizlemeli, sonra süslemeli. Temizlik olmadan olmaz. Evet. Üçüncü hediyemizde böyle rengarenk güzel başörtüleri ve dördüncü hediyemizde gerçek kukadan tesbih. Şimdi bu hediyeleri kazanmak için ne yapıyoruz? Öncelikle hocamı çok dikkatlice dinliyoruz ve bilgilerinden, verdiği güzel ilminden faydalanıyoruz. Aynı zamanda da program boyunca beni takip ediyorsunuz. Üç tane şifre vereceğim. Bu şifreleri not alıyorsunuz. Programın sonunda hattımızı düşüren ilk 4 izleyicimize bu hediyeleri takdim edeceğiz efendim. Şimdi hocam mesela hepimizin tabii çok sakınsak da maalesef gıybete girebiliyoruz hocam istemeden de olsa. Kimlerin gıybetini yapmak caizdir hocam? Önce oradan başlayalım. Kimlerin gıybetini yapabiliriz? Oradan başlayalım isterseniz. Var mı yani böyle bir açık kapı var mı hocam? Var. Şöyle önce isterseniz gıybet nedir onu anlatayım. Olur hocam, sonraki. Buyurun. Gâbe yegîbu, gıybet demek gıyabında konuşmak demek. Gıyabında konuşmak demek yanında olmayan bir kişi hakkında konuşmak demek. Yani kendini savunamıyor. Senin yanında değil. Buna gıybet diyoruz. Gıybet dediğimiz şey kötü manada, razı olmayacağı, hoşuna gitmeyeceği şekilde konuşmak gıybet olur. Yanımızda yok ama övüyoruz onu. Allah razı olsun. Ne iyi insan dediğimiz gıybet olmaz. Bu sena denir buna. Övgü denir. Bu hocam aynı zamanda sevap mıdır? Sevaptır. İyi yani. İyiliğini iade ediyorsun. Ona da sevap gidiyor. Sana da sevap oluyor. Gıybetini yaptığın zaman ona sevap gidiyor. Sana günah geliyor. Yani bir insana gıybet ediyorsan, iftira ediyorsan o sevap kazanıyor. Aslında ona sen iyilik yapmış oluyorsun. Kötülük evet. yapmış olmuyorsun. Evet. Kendine kötülük yapıyorsun. Günahı sen alıyorsun. Aslında üzülmemek gerekiyor. Nasıl günahla bize sevap yapmışlar. Yazıyor. Sevabı da gelmiş bana diyeceksin hakikaten. Bana iftira etmişler. Olsun benim de sevaba ihtiyacım var diyeceksin. Sen de aynısını yapmayacaksın ona. Hocam şimdi isterseniz sizi böyle alalım. Buradan başlayalım. Şimdi bu kimin gıybetini yapmak caizdir? Mahkeme size şahitlik sormuş, siz de olayı gerçek manasıyla anlattığınız zaman olayların suçlularını, onların zaaflarını, kötülüklerini anlatmanız mahkemede gıybet olmaz. Evlilik var, evlilik için damat ya da gelini sordular, kusuru var mı dediler, siz de şahitlik edeceksiniz. Karşı tarafa dünür gidecekler, sizden bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Gerçeği söylemeniz gıybet olmaz. Yani orada bir de aldatan, insanları tuzağına düşüren, sahtekarların foyasını meydana çıkarmak için onların yaptıklarını anlatmanız gıybet olmaz. Bunlar gıybet olmaz. Bunlar ya, hatta şöyle derler. Mesela hadis alimleri vardır. Hadis alimleri hadisleri rivayet eden ravilerin hallerini yazarlar ve birbirlerine anlatırlar. Ya bu adam ders anlatırken uyuyakalır. Bu adamın önündekini alsan, defterini, kitabını karıştırsan, yanlış şeylere yazsan, versen doğru sanır. Hadis alimleri bunlara kadar incelemişler ve bunları anlatmışlar. Bunları hatta demişler ki sevap olan gıybet. Yani gıybetin sevabı var mı? Yok ama bu gıybet sayılmadığı için öyle anlatmışlar. Evet. Sevap olan gıybet. Böyle de çeşitleri vardır. Yüzüne karşı söylüyorum ben zaten. Onun için arkasından da söylüyorum demek gıybetten kurtarmaz. Aa, öyle mi hocam? Tabii. Hep deriz ya hocam, yüzüne karşı da söyledim. Yani o da biliyor diyoruz hocam. Ama yüzüne karşı da söyledin kırıldı. Arkasından da söyledin gene kırılacak. Ancak o anlattığımız üç sınıfa giriyorsa, mesela bir sahtekarı yüzüne karşı dedin ki sen sahtekarsın, yanlış söylüyorsun. Bir örnek vereyim size, ben de bir gıybet yaptım.
mesela. Hocam yapıyoruz yani hepimiz ne kadar dikkat etsek bak şöyle, de. Bak şöyle gıybet. Şimdi ben bir adama dedim ki televizyonlara çıkıyordu. İnsanlara nasihat ediyor, işte ilaç tarif ediyor bilmem ne. Mesleği doktorluk falan değil. Dedim ki sen kendi işini kendin hangi meslekte mahirsen, tecrübeliysen, branşın neyse o konuda konuş. Tıp alanında konuşma kardeşim. İnsanları kandırıyorsun, yanlış yapıyorsun, hasta ediyorsun, sağlığıyla oynuyorsun. Tabii vebali var. Vebali var. İnsanlar istiyor diyor. İnsanlar isteyebilir seni o alanda şey zannediyor. Uzman zannediyor. Uzman zannediyor. Televizyona çıkınca da seni böyle dört gözle dinliyor. Biraz da çene yapıyorsun. Reklamını yapıyorsun. Aynı adam diyor ki hastalandığınız zaman bir yeriniz ağrıdığı zaman sakın ağrı kesici kullanmayın. Doğru. Yanlış bir söz mü? Değil. Ama aynı adam bir yerde kitabını imzalıyor. Yanındaki asistana diyor ki derhal bana bir ağrı kesici bul, başım çok ağrıyor. Şimdi bunu söyleyen bir adam sonra kalkıyor size diyor ki ağrı kesici kullanmayın. Sen az önce kullandın gizli gizli. Bunu söylemeye hakkı. İşte bunu anlatmak gıybet olmaz. Niye? Dolandırıyor çünkü. İnsanları kandırıyor. Evet hocam. Böyle insanlardan. Evet. Ben şimdi, izleyicimizi isterseniz sorabilir miyim hocam? Buyurun. Gıybetle yapan ya da kendisinin gıybetini yaptığı olan var mı? Asiye Hanım buyurun. Merhaba hocam. Şimdi ben yıllar önce evlendiğim zaman Bursa'ya gelin gittim. Oğlum orada hamile kaldım. Doğum için annemin yanına gelmem icap etti. Öyle İstanbul'daydı annemler. Öyle istediler. Ben de onu dedim. Ben eşim beni annemin yanına getirdi. Doğumumu yaptım. Fakat biz eşimle kaçarak evlendiğimiz için çoğu akrabalarını tanımıyordum. Ya yani aileler istemedi. Böyle bir konu da var. Eşim ben yokken bir akrabasını bizim eve getiriyor. O kişi de ama ben tanımıyorum. O kişi de benim bütün dolaptaki, yatak odamdaki giysilerimi giymiş, etmiş, çıkarmış. Komşum bunu görüyor, karşı kapı komşum. Bana telefon açıyorlar. Diyorlar ki sizin evinizde bir bayan var. Eşyalarınız yani giyinip çıkıyor, süsleniyor, püsleniyor. Tabii bu benim çok canımı acıttığı için ben bebeğimi alıyorum, Bursa evime geliyorum. Hakikaten bakıyorum dolabım darmadağınık. Şu bu eşime diyorum ki ne yani nedir bu? Niçin bu şekilde? O diyor benim akrabam, ben inanmıyorum ama tekrar komşumla yüzleşiyorum. Komşum diyor ki güzel genç bir bayan. Eşim kabul etmiyor. Biz bununla ayrılmaya kadar gittik. Şimdi ben bunda komşuma mı inanmalıydım? Bu gıybete girmiyor tabii. İftira mı oluyor? Ben mi suçluyum? Komşum mu iftira mı oluyor? Yani bunu çözemedim. Sizden rica ediyorum ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç sene önce oldu? 25 sene önce. Bırak kapat konuyu ya. Ama bu da kapattım. Tabii ki kapattım da. Yani günaha girdim mi komşumu? Niye günaha gireceksin? Komşumu senin özeline kadar, yatak odana kadar karıştırılmış gördün değil mi? Gördüm evet. İsterse annesi karıştırsın o da günah. Senin evet. Yaptığın doğru, eşinin yaptığı yanlış. Teşekkür ederim hocam sağ olun. 25 yıl olmuş kapat gitsin. Evet konuyu kapatalım. Nerede evet. Eşin nerede şimdi? Öbür tarafta. Allah rahmet etsin evet. Diyelim. Asiye Hanım Allah rahmet etsin. Amin, amin. Evet Nurgül Hanım. Sağ olun. Biraz yakın tutalım. 7 yıl önce komşularım bana gelip oturuyordu hocam. Ben mutfakta yemek yapıyorum. Onlara çay kahve hazırlıyorum. Benim bir başka komşunun arkasından konuşuyorlar. Beni söyledi diyorlar. Bunun hakkı, günahı nedir? O iftiraya giriyor. Çünkü ben hiç konuşmuyorum. Tabii. Ben onlara çay kahve hazırlıyorum. Hanımefendinin biri de perdeyi böyle açıyor. Ondan sonra da diyor aman başı ağrırsa ağrısın bir şey olmaz diyor. Tabii iftira daha büyük günah. İftira dünyada Kur'an'a göre 80 sopa cezası var. Dünyada. Bunu çekmezse ahirette düşün nasıl bir ceza çekecek. Evet hocam yani yüzüne karşı söylesek de gıybet günahından kurtulamıyoruz öyle mi hocam? Yani bir sahtekar değilse gıybet olur günah olur ama sahtekarsa yüzüne karşı da söylersin arkasından da her yerde söylersin. Bu evet. Sahtekar dersin. Evet hocam. Gıybet yapmanın günahı nedir? Hucurat suresinde Allah-u Teala diyor ki
Estağfirullah. Ve la yağtab ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet etmeyin. E yuhibbu ahadukum en ye'küle lahme ahihi meyten. Allahu Ekber. Sizden birinizin kardeşinin etini çiğ çiğ yemesi hoşuna gider mi? Allah muhafaza. Fekerih tumuh. Tiksindiniz değil mi? Ayet aynen böylesi. İşte gıybet bu kadar. Vettekullah. O zaman Allah'tan sakının. Gıybet etmeyin. Gıybeti şöyle düşün. Ben gıybet ediyorsam birini ölmüş, yanıma getirmişler. Çatalımı almışım, etlerini ağzıma atıyorum. Gıybet Kur'an böyle tarif ediyor. Hazreti Ayşe annemiz, Safiye annemiz için Resulullah Efendimiz'in biraz da gözünden düşürmek için dedi ki, o da kısa boylu, onun şöyle halleri var. Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki denize atılsa denizleri kirletir. Yani boyu da kısa dedi. Gözünden düşürmek için peygamberin. Denize atılsa denizi kirletir. Bu kadar kirli bir şeyi ağzımıza almış oluyoruz. Şimdi biz başkasının günahlarını sayıyoruz. İçkisi var, kumarı var, şuyu var, buyu var. Peki gıybette bizim kazandığımız günah daha da büyük. Daha büyük. Ölünün etini çiğ çiğ yiyoruz. Bundan tiksinmek lazım. Diğer bir maddemiz vardı. İşaret ve ima gıybet olur mu? Bunun cevabını da Kur'an-ı Kerim veriyor. Veylun likullü hümezetin lümeze suresi var. Biliyor musunuz? Hümeze suresi. Ne demek? Veylun likullü hümezetin lümeze. Manasını bilen var mı? Bu teyzemiz, biliyor ablamıza musunuz? Diyelim. Ben onu çok şey yapıyorum. Hocam. Ne demek? Hümeze ve lümeze yapanlara yazıklar olsun demek. Yazıklar olsun diyor. Ne demek hümeze lümeze? Gıybet edenlere. Gıybet. Ben yakın tutan teyze. Ben tutayım sen. Buradaki gıybet. Kaş göz işareti edenlere. Kaş göz işareti. Vay haline güruh. Evet. Bu guruha gidecekler. Buna Türkçe biraz da cehennemin evet. Esfele sahili evet. Gidecekler diye. Allah razı olsun. O beni çok etkilemişti. Doğru. Gammazlamak, evet. Gammazlamak diyoruz. Gammazlamak diyoruz. Mesela kayınvalide aslında gelinini sevmiyor. Fakat yüzüne karşı diyor ki, o senden çok memnunuz. İyi ki seninle evlendirdim oğlumu diyor. Allah senden razı olsun diyor. Hadi diyor kızım git bir çay demle, biz oğlanla iki laf edelim diyor. Onu gönderiyor mutfağa, oğlanın kulağına eğiliyor, diyor ki buna çok yüz veriyorsun, tepemize çıkıyor. O arayı açmak istiyor ya. İşte bu veylün likül hümezetin lümeze. Kaş göz işareti. Bu var ya, bu kaş göz işareti yapmak da gıybete giriyor. Tabii. Yani bu var ya, bu demen bile gıybete giriyor. Bunlar dürüst olmamaktan kaynaklanıyor. Cesaretli olmamaktan kaynaklanıyor. Dürüst insan başkasıyla uğraşmaz. Ben hayatımda da gıybeti iki tane hocadan öğrendim. Ben gıybet denilen bir şeyi hakikaten bilmiyordum. Bizim maşallah, evimizde maşallah. Annem babam sağ, Allah razı olsun, uzun ömürler versin Rabbim. Ellerinden öpüyorum. Gitmek için de bir fırsat kollamaya İnşallah, çalışıyorum. İnşallah bizler de ellerinden öpüyoruz, selamlıyoruz onları. Bizim burada. Evimizde hiç kimsenin aleyhinde konuşulduğunu ben görmedim. Çocukluğumda. Bilmiyorum böyle bir şey. Bir başkasının arkasından konuşulduğunu ben hiç öğrenmemiştim. Ne zamana kadar? 19 yaşına kadar. 19 yaşında iki tane cami hocasının bir başka hoca hakkında gıybet ettiklerini görünce... Ha, hocalardan duydunuz. Evet, Allah Allah. Başkası hakkında da böyle konuşuluyormuş diye öğrendim. İlk defa 19 yaşında öğrendim. Bir başkasının aleyhine iki kişinin... Şaşırdım kaldım yani. Ama şimdi insanlar maalesef yüzüne gülüyor. Maalesef. Arkadan demediğini bırakmıyor. Ya çok dürüst, sen dürüstsen hadi yüzüne karşı söyle bakayım. Hadi söyle. Şimdi sosyal medyada, Twitter'da, neyse işte Facebook'ta, Instagram'da, bilmem neresinde, YouTube'da arkasından her türlü lafı söylüyor. Hadi yüzüne karşı söyle bakayım. Yüzüne karşı söyle. Evet hocam. Şimdi benim bir resmimi gördüm. O da gıybet. Ben cevap vermiyorum. Niye? Sevabı bana gelsin diye.
Benim resmimi koymuşlar, varsa göstereyim sosyal medyada. Bak neler yazmışlar üzerine. Bu hocayı seyretmeyin. Bak şimdi ne yazıyor. Kaderi inkar ediyor. Bana diyor. Cinleri inkar ediyor. Bana diyor. Ben hayat size hep kaderi anlatmıyor muyum? Hep cinleri anlatmıyor muyum? Anlatıyorum. Kıbleye dönmeye gerek yok diyor. Bak. Bak şimdi. Ya ben hadis hocasıyım. Hadisleri inkar ediyor. Hocam onlar başka birinden bahsediyorlar herhalde. Başka bir Mustafa Hoca'dan bahsediyorlar. Ama resim benim resmim. Biz 2 yıldır beraber, 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Ben şimdi peki bu adam benimle karşılaştığı zaman bunları söyleyebilir mi? Söyleyemez. Neden arkadan konuşuyor? Resmin arkasına sığınıyor. Sosyal medyanın arkasına. Bunlar yeraltı köstebekleri gibi, böcekleri gibi. Gördüğü zaman kaçar, görmediğin zaman her türlü pisliği yaparlar. Peki bunlar neye yarıyor? Bunlar bizim sevap almamıza yarıyor. Durduk yere sevap alıyoruz. Yoksa ben o kadar sevabı nereden bulacağım? Binlerce evet. insanı gösteriyor, binlerce günah kazanıyor kendi, binlerce sevabını sana veriyor. Bu da bir nimet aslında bir insan için. Birileri onu tenkit ediyorsa, haksız iftira ediyorsa, gıybetini yapıyorsa haksız yere, oradan da sevabını alıyorsun. Bunlara üzülmemek de gerekiyor. Yani sadece şu vazifemiz var. Doğruları söylemek, hakkı anlatmak ve bunları da eğitmek. Bu insanları eğitmek lazım. Evet. Gıybet eden kendine yapıyor. Başkasına yapmıyor. Evet hocam. Şimdi hatta uzun süredir bekleyen bir izleyicimiz var. Alo diyelim. Telefondan sonra ilk şifremizi söyleyeceğim sevgili seyirciler. Alo, buyurun efendim. Alo, iyi günler. Ağrı'dan. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Sağ olun, iyi sabahlar. Ben hocama bir sorum vardı. Tabii, dinliyor hocam. Buyurun. Hocam, ben eşim tarafında iftira uğradım. Bana çok büyük bir iftira attı. Ben bir defa küstüm. Onun evine falan gittim. Çocuklarım var. Çocuklarımı bırakamadım. Aile büyükleri araya girdi. Tekrar beni evime geri getirdiler. Eşim her gün şu şekilde benim yüzüme vuruyor. Allah babamın belasını versin. Beni getirdi. Allah ondan razı olmasın. Sürekli bu ithamlarda bulunuyor. Sen cahilsin. Benim gibi kadın ne olsun? Asıl cahil kendisi. Asıl cahil kendisi. Affınıza sığınarak söylüyorum hocam. Eşine bu şekilde hitap eden insanın bilgili olması mümkün değil zaten. Buyurun. Ondan sonra yapmadığım bir şeyi beni suçladı. Sen beni aldatıyorsun. Hiçbir şey yapmadım. Kur'an getirdin. Benim Kur'an üstüne yemin ederim. Ben böyle şey yapmadım. Yalnızına iftira atma. Bu iftiranın ağı çıkar sende dedim. Tekrar dinlemedi. Sadece benim aklımda değil. Kimse tanımadığı kişiler hakkında da kötü yorumlar yapıyor sürekli. O yüzden 13 yıllık evliyim. 4 çocuğum var. Bir tane yatalak çocuğum var. Ona bakıyorum. O çocuğuma da haksızlık yapmak istemedim. Onları bırakıp gidemedim. Eşiniz çalışıyor mu hanımefendi? Yok, çalışmıyor. Ne yapıyor? Evde oturup sizinle mi sürekli kavga ediyor? Ne yapıyor? Valla sabah çarşıya gidiyor, akşam eve geliyor. Neyle geçiniyorsunuz? Anlamadım. Neyle geçiniyorsunuz? Eşiniz çalışmıyor, siz çalışmıyorsunuz. Evde 4 tane çocuk var. Çocuğumun engelli maaşıyla geçinimi yapıyorum. Evet hocam, ben söyleyecek söz bulamıyorum hocam. Size bırakıyorum. Mustafa'cığım, sandalyeyi şuraya getirir misin? Evet. Sandalyenin kaç bacağı var? 4. Sandalyenin 4 bacağı var. 1, 2, 3, 4. İtiraz olan var mı? Yok. Neden? Hepiniz gördünüz. İmam-ı Azam atın üzerinde Ebu Hanife. Aşağıdan biri diyor ki, ey imam, atın kaç bacağı var? Attan iniyor. 1, 2, 3, 4 diye sayıyor. Niye sayıyor bunu? Çünkü atın 4 bacağı olduğunu o da görüyor. Ama adam itiraza alışmış. İftiraya alışmış. Suçlamaya alışmış. Oradan bir bahane bulacak, suçlu çıkaracak. Evet. İtiraz hakkı kalmasın diye kesin olarak gösteriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki
İçtenivu minezzan. Zandan sakının. Zandan sakın. Vela teştedin bu efendim Hucurat suresinde. Zandan sakının diyor. Zan nedir? Zan ihtimaldir, tahmindir. Acaba öyle mi, böyle mi? Şimdi bu bunun kocası ne diyor? Sen beni aldatıyorsun diyor. Peki delilin ne? Yok. Yok. İşte bu zan. Zannın peşine düşmek de haramdır. Acaba ile olmaz. Kesin bileceksin. Kesin bilmeden hüküm vermeyeceksin. Bu insan kötüdür. Nereden anladın? Ya evine girerken şöyle davrandı. Bu insan kötü. Belki o anda farklı bir şey vardı. Sen onu yanlış anladın. Kesin bilmiyorsun ki. Kesin bildikten sonra hüküm vereceksin. Fasık biri haber getirdiği zaman araştırın yoksa pişman olursunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi yalan gazete haberleri, yalan televizyon haberleri, yalan sosyal medya haberlerinden her gördüğümüzün peşine düşüyoruz. Vay anasına be, bir de ben vurayım ona. Belki o yalan, hepsi yalan. Niye yalanın peşine bu kadar hevesliyiz? Neden kesin olanın peşine düşmüyoruz? Önce kesin bilgiyi elde etmemiz lazım. Biri bana bir şey dediyse kesin olarak onu araştırdıktan sonra inanmam lazım. Araştırmadan inanıyorsam günaha ben de ortak oluyorum. Şimdi bu adam ona buna iftira eden bir tip. Bir defa buna inanılmaz. Başka ne yapıyor? Vuruyor, şiddet uyguluyor. Bu adamın zaten sözüne de güvenilmez. Emanete ihanetlik ediyor. Allah'ın kendisine bir hayat arkadaşı ortak olarak verdiği bir cana dokunuyor, cana kıyıyor. Bu yüzden bu tür insanların sözlerine güvenmeyeceksiniz. İspat edemediği zaman suçlu odur, günahkar odur. İftira da en büyük günahlardan ve kul hakkındandır. Allah sen affetmedikçe onu affetmez. Sizin gıybetinizi yapanlar, size iftira edenleri siz affetmedikçe Allah mahşer günü affetmeyecektir. Çünkü kul hakkı böyle bir şey. Evet hocam. Namazı, orucu eksikse Allah affedebilir. Ama senin gıybetini, sana yapılan iftirayı Allah affetmeyecektir. Evet. Hocam devam edeceğiz. Mustafa oradan ısrarla reklama gireceğiz diyor. Ben hemen ilk şifremizi söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifremiz bu 4 tane güzel hediyemiz için. İlk şifremiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve 2 tane daha sokak sorusu alıp reklama gireceğiz. Evet. Merhaba hocam, size bir sorum olacaktı. Ölmüş kişiye kabre girene kadar ruhu bizle beraber mi yoksa direkt ruhu bedenden ayrıldıktan sonra gidiyor mu yoksa bizle beraber toprağa girene kadar, bunu çok merak ediyordum. Teşekkür evet. ederim, sağ olun. İki tane dedim ama vaktimiz yokmuş, reklama girmek zorundayız. Hemen reklama giriyoruz. Dönüşte bu sorunun da cevabını alacağız. Kimlerin gıybetini yapmak caizdir? Yüzüne karşı da söylüyorum demek gıybetten kurtarır mı? Gıybet yapmanın günahı nedir? İşaret ve ima gıybet olur mu? Gıybet edilen ortamda ne yapmalıyız? Şahitler de günaha girer mi? İnsanların arasını açan 6 büyük günah nedir? Gıybet yapan kişileri uyarmalı mıyız? Ölünün arkasından konuşmak gıybet olur mu? Kişi gıybet ettikleriyle nasıl helalleşir? Başkası hakkında kötü düşünmek gıybete girer mi? Soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Merhaba hocam, size bir sorum olacaktı. Ölmüş kişiye kabre girene kadar ruhu bizle beraber mi yoksa direkt ruhu bedenden ayrıldıktan sonra gidiyor mu yoksa bizle beraber toprağa girene kadar, bunu çok merak ediyordum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet hocam, buyurun. Şimdi bir defa ruh Allah'ın melek vasıtasıyla bize üflediği bir bilinç halidir. Şöyle bir yanılgı da var.
ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhundan insanlar üflenmez, haşa. Cenab-ı Hakk'ın katından olan bir ruh. Ve nefahtu min ruhi demek, benim katımdan bir ruh demektir. Yoksa benim ruhumun bir kısmını insanlara üfledim derse, insanlar ilah olurlar. Allah'ın hiçbir şeyi insanlara benzemez. Dolayısıyla ruh bir Allah'ın bize gönderdiği bir bilinç hali, bir manevi bir candır, enerjidir. Mahiyetini bilmiyoruz. Peki bu bize ne yapıyor bu ruh? Ruhtan önce insan canlı mıdır? Soruyorum. Canlıdır. Neden? Çünkü ruh anne karnında 100 günlükken, 120 günlükken üfleniyor. Peki bebek anne karnına düşer düşmez canlı değil midir cenin? Büyümüyor mu? Kalbi atmıyor mu? Can var. Her canda ruh var mı? Hayır. Her canda ruh olmaz. Ruh bir müddet sonra ona üfleniyor, insana o bilinç ve şuur halidir. Bu insana ait bir şeydir. O ruh ilahi bir neşveyle geldiği için bize, Allah tarafından gönderildiği için, ölen bir kişiyi duyduğumuzda biz ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, raciyiz. İşte o ruhumuz oradan geldi, ona dönüyor. Peki bu Allah'a ait olan, Allah'ın gönderdiği bu ruh ölür ölmez bizden çıkıyorsa nereye gidiyor? Kur'an-ı Kerim bunun cevabını veriyor. İyi bir ruh ise âlâ-i illiyin, meleklerin yanına gidiyor. Kötü bir ruh ise esveli safilin, cehennem çukurlarına gidiyor. İlahi bir ruh olsa, Allah'ın parçası olsa haşa, cehenneme gider mi? O ruh bize ait bir ruhtur. Allah'ın gönderdiği, Cebrail'in üflediği, meleğin üflediği bir ruh bize ait bir ruhtur. O ruh bizi hisseder mi? Hisseder. Hadiste bunu görüyoruz. Kişinin ayakkabısının tıkırdısını bile duyar diyor. Nereye kadar? Musallaya kadar, kabre konuluncaya kadar. Gelenleri takip eder. Yani haberdar olur. Gelenlerden haberdar olur. Evet hocam. Telefonumuz hazır mı? Alo. Ya. Alo, hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Sağ olun. Sakarya'da selamlar efendim. Buyurun. Aleyküm selam. Hocam benim Mustafa hocama bir sorum var. Hatta iki tane sorum olacak. Tabii. Hemen alalım. Dinliyoruz. Hocam buyurun, dinliyor. Buyurun efendim. Mustafa hocam, benim babamla dedem 20 yıldan beri görüşmüyorlardı. Evet. Bu Kurban Bayramı'nda babam dedemle barıştı. Dedem babamla barıştı. Dedemin fındık bahçesi vardı. Fındığı toplandı. Satıldı. Babam dedeme parasını teslim etti. 40 yılın. Ondan... 40 yılın parasını. Efendim hocam? Kaç yıllık para teslim etti? Ne kadar olduğu ben bilmiyorum hocam. Ha, bu seneki fındığı mı teslim etti? Evet evet. Evet evet tamam. Hocam, bu seneki fındığı teslim etti. Tamam. Sonra dedem babama parasını bulamadığını söylemiş. Hani nereye koyduğumu unuttum oğlum demiş. İkinci gidişinde. Ondan sonra çevredeki insanlara hani eve benim oğlumdan başkası girip çıkmıyordu. Büyük bir ihtimalle onlar almıştır diye arkasından böyle konuşmuş. Babam da bunu öğrenince hani dedeme sormuş, hani baba sen paranı mı bulamıyorsun yoksa hani beni mi aldı diyerekten söylüyorsun demiş herkese. Ondan sonra o da hiçbir şey falan söylememiş. Sadece sizin buraya gelip gitmenizden hoşnut değilim. Seninle barıştığıma pişmanım demiş. Bir daha da buraya gelme diye söylemiş babama. Evet. Şimdi babam eğer ki böyle bir durumda yani gitmezse suçlanır mı? Ne olur hocam, ben bunu öğrenmek istemiştim. Evet hocam. Bazen derler ya hocam, yaşlılık zor diye hocam. Şimdi bunların 20 yıldır görüşmemesi büyük ihtimalle yine bir mal kavgasıdır. Öyle bir şey var mı? 20 sene önce dedem annemi gördüğü için
bu şekilde bir görüşlemezlik olmuş. Evden çıkın demişler. Ha, gelinin dövüyor yani. Evlenmişken bir de anneni dövüyor. Evet hocam, doğru. Babaannen hayatta mı? Babaannem rahmetli. Anne, babam tek çocuk. Allah razı olsun. Başka oğulları var mı dedenin, amcaların? Yok hocam, babam tek çocuk. Ha, tek çocuk. Evet. Ya az önce Nursel Hanım bir şeye dikkat çekti. Yani yaşlanınca hasta oluyorlar, çocuklaşıyorlar diye. Onu idare etmek lazım. Yani insanlar da onun huyunu suyunu bilirlerse inanmazlar zaten. Kaç yaşında dediniz? 75 hocam. Yani çok da yaşlı değilmiş aslında yani ama. Ya burada bir iftira var. Malına, canına, namusuna zarar geliyorsa mesafe koyabilir ama bence 20 yıl zaten bir küslük hayatı olmuş. Dedenizin yaptığı yanlış, anneyi, kızını dövmesi. Ardından ya da gelini mi? Gelini mi oluyor? Gelini dövmüş. Gelini dövmüş. Bu çok çirkin bir hadise. Babanız yine iyi sabretmiş ve barışmaktan yana tavır koymuş. Şimdi de barışmış, yine barıştığına pişman etmiş, iftira etmiş. İmtihan, dedi, babasıyla imtihan oluyor. Kötülüğe kötülük her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Burada baba oğlu olduğu için araya biz de girmeyelim, siz de girmeyin. Buna rağmen yine de arayı sıcak tutmaya çalışsın. Haklı olduğunu bileceksiniz. Ona hasta gibi muamele edeceksiniz. Barışmaya devam etsin. Başka var mıydı sorunuz? Evet, bir tane daha sorun var. Hemen alalım. Evet. Benim evlendiğim adam 3,5 sene oldu. 3 seneden beri eşimden ayrı yaşıyorum ama eşim beni başka bir bayanla aldatıyor. Hatta onunla beraber imam nikahlı yaşıyor. 2 tane de çocuğumuz var. Birisi özel bir çocuk. Ne çocukların nafakalarını ödüyor, ne çocuklarına ilgileniyor. Hastalıklarında, sağlıklarında yanlarında değil. Benim nihlemi dahi vermedi. 3 yıl oldu hocam. Yani ben mahkemeye de verdim. Davamız da devam ediyor. Bunları hiçbir şekilde ödemesini sana yapmayacağım diyor hocam. Ben bunları ne yapabilirim? Bir defa çocuklarına bakmaya mecbur. Size de baştan nafaka mehir vermediyse onları da 3 aylık en azından nafakanızı vermiş olması lazım. Bunları alırsınız ama ömür boyu nafaka istemeyin. Çocuklarınkini isteyin. Kendinizle ilgili öyle bir ömür boyu bir nafakaya hakkınız yok. Onu bilesiniz. Her haliyle adam haram işlemiş. Rabbim size hayırlı gelecek nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğunuzun geleceğini güzel eylesin. Rızkını bol eylesin. Allah kolaylaştırsın. Amin. Mahkemeden hakkınızı isteyin kardeşim. Amin hocam. Ya, çok teşekkür ederim. Ben hayırlı yayınlar. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Evet. Kimi yerde erkek mağdur oluyor, kimi yerde kadın mağdur oluyor. Maalesef hocam. Bir izleyicimiz şöyle bir şey demiş. Babamın vefat haberini alır almaz yola çıktım fakat yetişemedim. Bekletin diye yalvardım fakat bekletmediler. Son vazifemi yerine getiremediğim için çok üzüldüm. Vebali var mı? Çocuklarına sorulmalı. Cenazenin yetişmesi, görülmesi, o çocuk velidir. Veliler, yani geri kalan çocukları, cenazenin sahibi onlardır. Evet. Çocuğunu, kızını ya da oğlunu sen cenazeyi yetiştirmiyorsan, bekletmiyorsan ne yapmış oluyorsun? Evet, yazık yani son bir defa görüşmek. Şimdi şu mümkündür, öğle namazında cenazesi kılınacaksa ikindiye çekersin. Yetişecekse. Bir an önce defnedilmek daha güzeldir. Salihler için kaddimuni bekletmek çok iyi değildir ama oğlu, kızı, sevenleri, arkadaşları, bütün Türkiye'nin sevdiği, saydığı bir insandır mesela. Onlar gelebilecekse, işte bugün artık morg vardır, soğuk hava depoları vardır. Memleketimizde hemen cenaze bozulmaz. Ama düşünün Arabistan gibi bir yerde orada hiç bekletmeye gelmez. O günün şartları çok daha müsait değildi. Şimdi bu şartlar müsait olduğu için Almanya'da ölmüş birini hemen Almanya'da gömün diyor muyuz? Demiyoruz. Ne diyoruz? Diyanetin fetvası da böyledir. Ben de aynı kanaatteyim. Memleketine getirin diyoruz. Ne yapıyorlar? Orada güzelce yıkanıyor, kefenleniyor, kokulanıyor, teçhiz ediliyor, sarılıyor, güzel tabutlara konuluyor, uçağa bindiriliyor. 3 saat, 4 saat uçakla geliyor. Sonra buradan alınıyor havalandan memleketine cenaze aracıyla, nakil aracıyla götürülüyor. Bir gün geçiyor.
kötü mü oluyor? Kendi babasının, atasının, dedesinin yanına gömülüyor. Ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Orada bırakmak mahsurlu. Kafir mezarlığına mı gömülsün? Unutulsun mu? Buraya gelmesi güzel bir şey. Bu hocam, anlamda bekletmekte hiçbir sakınca yok. Hocam bir de şöyle bir şey oluyor. Cenaze törenine katılınca bir helalleşme oluyor. Aslında tabii, bir fırsattır. Tabii ne kadar çok insan evet. cenazede şahitlik ederse evet. Allah onlardan yazıyor. Bunları düşünmeden şimdi hemen hadi bakayım kaldırın. Oğlu gelememiş, kızı gelememiş, akrabası gelememiş. Bizim burada da geçenlerde benim işte bir halamın oğlu vefat etti. Buradan yola çıktılar bizim akrabalar. Ben hastaydım o günlerde, siz biliyorsunuz. Evet hocam. Ve yarı yolda demişler ki biz cenazeyi kıldık. Kaldırdık. Niye? Acele edin dediler. Bu insaf yani. Böyle şey mi olur ya? Akrabaları, çoluk çocuğu yollarda efendim yetişecek bir sürü tanıdık dost var. Siz apar topar kaldırdık diyorsunuz. Bu yanlış bir şey. Orada özellikle burada kızı, oğlu, velisi bunlara evet. sorulması evet. lazım. Yine hocam bir izleyicimiz Yasin Bey herhalde hocam. Kasko ve trafik sigortası konusu hep ihtilaflıdır. Sizin görüşlerinizi merak ediyorlar hocam. Kasko ve trafik sigortası faizle işlemiyorsa şirketin, kasko şirketinin bir faiz şirketi müessesesi olmaması lazım. Onun dışında devlet diyor ki arabanızın güvenliğini özel şirketlere verdim. Onlarla anlaşma yapın, onlar korusun. Ben sizi koruyamayacağım arabanızı. Trafik diyor ki başınıza bir şey gelirse arabanızda zararı tazmin etmek için bunu sigorta yaptırın. Ben size efendim masrafınızı karşılayacağım diyorsa bunda herhangi bir sakınca yok. Ama bir faize giriyor, bir aldatmaca varsa şirketlerde o zaman onlara kasko yaptırmamak lazım. Dolayısıyla mümkün mertebe sigortalı olmakta hiçbir sakınca yok. Bugün sağlık sigortaları da oluyor. Evet hocam. Uçağa biniyorsunuz, sigortalı olabiliyorsunuz. Evet. Bir başka memlekete seyahate gidiyorsunuz, seyahatte evet. sigortalı oluyorsunuz. Bunlarda herhangi bir sakınca yok. Ancak sigorta şirketleri ve kasko şirketleri maalesef hep kendilerine yontuyorlar. Fahiş fiyat koyuyorlar. Masraf olduğu zaman ödememek için kılı kırk yarıyorlar. Parayı alırken de bol 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 kepçe sizden istiyorlar. Bunu da burada esefle kınıyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Sesimiz etsiniz. Oldunuz gerçekten. Yani. Evet izleyicimiz hatta ikinci şifreyi hemen izleyicimizden sonra vereceğim. Dikkatle izleyiniz. Alo. İzmir'den Alo. İzleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Size bir sorum olacak. Uzun bir sorum olacak. Bu hani hocamızın tavsiyeleri üzerine gerçekten belki hayatımız bile değişecek. Ben soruya başlayayım istiyorsanız. Tabii buyurun. Biz dört kardeşiz. Evet. İki kız kardeş, ablamla diğer ablam. Bir iddia üzerine araları bozuldu. Küçük ablam elinden bileti kayboldu. Ve büyük ablamın oğlu oradaydı. Sen aldın diye hitap ettiler. İkisinin bu şekilde arası bozuldu. Çocuk ben almadım diyor. Neyse aramaları bozulduktan sonra o memlekete gidiyor oğlan ve öldürülüyor. Yasaklı maddeyle. Öldürüldükten sonra işte bunlar birbirlerine karşı daha çok agresifleşiyor. İşte senin yüzünden oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Babam 72 yaşında normalde uzun yola çıkması yasak olduğu halde bile kimse haber vermediğine göre yine yola çıktı cenazeye gitmek için. Gitti cenazede eniştem ona demiş ki babama hani artık benim için İzmir bitti. İzmir'dekilerin hepsi de bitti. Babam da bu lafın üzerine alınmış hani eğer biz bittiyse benim burada kalmamın hani iki gün sonrasında kalmamın bir anlamı yok diye yola çıkmış. Bahane uydurarak işte işimiz var şu var bu var diye yola çıkmış. Ve geldikten sonra ablamlar, büyük ablamlar böyle işte siz benim yanımda durmadınız, siz benim cenazemde olmadınız. Ben de gidemedim, benim eşim de ameliyatlıydı. Ben olmadan ayağa kalkamıyordu bile. Hani bana o yüzden kinlendi. Sen işte iki günlük adam seni göndermedi. Şöyle böyle. Bu yüzden eşimle onu görüşmemi istemedi artık onunla. Hani senin ne arasın ne sorsun. Şimdi ki hani küçük
kardeşler birbirleriyle sus. Konuşmuyorlar. Aldatmacılık davasından dolayı da. Yapmamız lazım. Hakikaten zor bir durum. Ölüm var, iftira var. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Hiç de zor değil, çok kolay bir durum. Buyurun hocam. Çocukça, bebekçe düşünüyorlar. Bu yalan dünyada bunların hiçbirine değmez. Bir defa ölen biri var mı burada? Var. Evet. Gencecik onu, bir... Onu geri getirmek mümkün mü? Değil. Değil. Onun annesinin, babasının acısını hafifletmeniz gerekirken... Neden işi dolandırdınız, bu hale getirdiniz? Babanız da, siz de, hepiniz de şu anda eskileri unutacaksınız. Yani kardeşinizin, ablanızın yanında yer alacaksınız. Ablanız haklı. Ne dese haklı. Evladını kaybetmiş. Tamam, biz onu kabul ediyoruz hocam. Biz diyoruz ki hani meseleleri kapatın. Babamlar ve ben olaya müdahil olmadık. Çünkü biz gözümüzde görmedik. Tabii. Hani ne aldı diyebiliriz, ne almadı diyebiliriz. Hani biz diyoruz ki kapatın konuyu, acımızı yaşayalım. Ablamın, hani büyük ablamın ailesi oradan ablamı dolduruyor. İşte seninkiler gelmedi. Ya zaten gelebilsek gelecek durumda değildim yani. Hani eşimi de kime bırakacağım, gideceğim ben. Artı babama... Şimdi sevgili kardeşim, sevgili kardeşim. Efendim? Sevgili kardeşim, bir şey söyleyeyim. Bak, ben ilkelerle konuşuyorum. O onu yaptı, bu bunu yaptı diye. Benim ölçüm var, ölçüm. Ben ölçülerle konuşuyorum. Her söylediğimin arkasında ya bir ayet vardır ya bir hadis vardır. Ona göre konuşurum. Bilmeden de Allah yanlışa düşürmesin. Amin. Şimdi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam birinden rehin alıyor. Borç. Yahudi'den. Yahudi'den bir borç alıyor. Alınır mı? Alınır. Yahudi geliyor, borcun ödenme günleri biraz gecikince Peygamber Efendimiz'e veriyor, veriştiriyor, laf söylüyor. Hazreti Ömer kılıcı çekiyor. Sen kimsin lan diyor, böyle tabiri caizse sen kimsin ya? Resulullah Efendimiz diyor ki o alacaklı, onun söz söyleme hakkı vardır. Peygamber Efendimiz sen kim oluyorsun demiyor, bak ne diyor? Alacaklının söz söyleme hakkı vardır. Adam borç vermiş, alacağı günü gelmiş, söz söyleme hakkı var. Can gitmiş, can, evlat gitmiş. Onun kırılması, onun üzülmesini, onu siz büyütmeyeceksiniz. Çünkü dünyayı verseniz onu razı edemezsiniz artık. Bırakın öbür şeylerin hepsi bunun yanında boştur kardeşim. Ablanızın ne kadar da hatalı olursa olsun, enişteniz ne kadar hatalı olursa olsun, söz söyleme hakkı vardır. Siz bunu sineye çekeceksiniz. Yanında yer alacaksınız. Biz sizin yanınızda yer almalıydık. Ama olmadı, özür dilerim diye 40 defa özür dilersen sen büyürsün. Ama sen normali yapıyorsun. Normali yaparsan büyümezsin kardeşim. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben zaten gelemezdim ki, hastaydım. Niye büyüttün, ettin? Onun derdine çare olmuyorsun sen. Ben bu kadar söylüyorum dedin ya, hani sen bir şey söylersen hocam hayatımızın rotasını bile değiştireceğiz diye. Evet. Bak sen bana konuştun, benim karşımda sen varsın diye ben seni övmedim, seni haklı çıkarmadım. Tam tersine diyorum ki o acıya merhem olacaksın kardeşim. Tamam? Tamam. Haklısın. Haklı olduğunu bilerek ben sana bunu söylüyorum. Çünkü bu dünyada ya değmez. Kazanan sen olursun. Öyle de işte hani babamların kırılması, üzülmesi beni çok zorluyor. Onlar da aynı şeyi yapsınlar. Onun da babanın torunu olmuyor mu cenaze? Evet. Ya torun gitmiş yani, daha ne? Torun gittikten sonra dünyanın ne anlamı var ya? İşte babamların düşüncesi o. Diyor ki hani biz acımızı yaşayalım. Onu bunu boş verin. Tamam. Almış vermiş olayını boş tamam. verin. Biz sadece ben de, yaşayalım. Ben de damadım böyle dedi diye niye kırılayım? Acılı söz söyleme hakkı var. Ne dersen haklısın evladım. Ben senin çocuğunu bir daha geri getiremem ki. Hepimiz, Allah ıslah etsin, hepimiz yanlış yapmışız. Çocuğu kaybettik. Biz onun acısını yaşayalım. Doğru. Ama bundan sonra büyütmeyin olayı. Ve onların yanında yer alın sevgili kardeşim. Onların kanadı kırık. Evet. Allah rahmet etsin. Başsağlığı diliyorum. Başka sorunuz var mıydı efendim? Yok, teşekkür ederim. Peki, tekrar hayırlı günler diliyoruz size. Evet, şimdi iki tane daha halkın sorularından alalım. Merhaba hocam. Hacca gitmek için biriktirdiğim paramın zekat düşer mi? Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar.
Benim sorum banka kredisiyle umre yapılabilir mi? Ya da hac? Evet hocam. Bazen hocam insanlar umreye çok gitmek istiyorlar ama paraları yok. Kredi çekip gidiyorlar hocam ya da borç alıp gidiyorlar hocam. Ne diyorsunuz? Ya borç alınabilir ama faizli bir borç olmaz. Faize girerek hacca gittiğinizde Cenab-ı Hak helalle gel diyor. Sen haramla gitmişsin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sana geldim Allah'ım, sana geldim. Ama haramla geldin. Gelme diyor Allah-u Teala. La lebbeyk. Senin lebbeykini istemiyorum diyor. Çünkü onun anlatan hadis-i şerif var. Onu burada tekrar uzatmamak için söylemiyorum. Biriken paramız, hac için biriktirdiğimiz paramız, evladımız için biriktirdiğimiz paramız, nisap miktarını, yani zekat verilecek miktarı aşıyorsa ondan zekat vereceğiz. Borçlandığımız krediler, yani taksitler, daha doğrusu kredi demiyorum, taksitler. Ev aldık, taksit ödüyoruz. Bir yıllık borcunu çıkarırız. Sonra kalandan zekat düşecek kadar kalmışsa yine ondan da zekat veririz. Hocam ama haç için biriktirmiş, ondan zekat verse azalacak. Hani haçın parasını ayırsa da üstününkini ödese olmuyor mu hocam? Hayır. Zekat malı azaltmaz. Evet hocam, sizin söylediğiniz bir şey vardır. Çok tabii. Beğenirim onu. Ağacı budadıkça daha çok tabii. Yeşeri, daha çok meyve verir. Zekat çok güzel artırır. Bir örnek. Zekat artırır. Siz verdikçe daha çok gelir. Bir insan cebindeki parayı sadakaya dağıttığı zaman her sabah iki melek ona dua eder. Der ki Allah'ım, bu kişi senin için parasını dağıttı, sen ona daha fazlasını ver. Bir insan sadaka vermez, cimrilik yaparsa her sabah iki melek ona, ya Rabbi bu cimrilik yaptığı gibi sen de onun malını kıs der. Dua ederler. Yarından itibaren başlıyoruz. Ya. Az da olsa sadaka verelim. Evet. Evet, şimdi bu dört tane güzel hediyemiz için ikinci şifremizi veriyorum. Yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Burhan sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi hemen hatta bekleyen bir telefonumuz var. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yayına diliyorum. Merhabalar. Sağ olun. Buyurun efendim. Hocama benim sorum şudur. Eşim gebe, çalıştığı iş yerinden işveren iş fesini veriyor, iş hakkını sonlandırıyor. Bunun bu dünyada ve ahirette vebali nedir? Bunu öğrenecektim hocamdan. Çalıştığı yer işten mi çıkarıyor? Doğrudur hocam, evet. Çıkardı yani. Hayır, böyle bir hakkı var mı? Siz onu şikayet etseniz tazminatını alırsınız. Şöyle hocam, yani hakları var. Zaten hani hakkını vererek çıkardı ama hani bu durumda bir işçi, hani şartlar zaten belli, ekonomik vesaire kıştır. Yani bu durumda çıkarmak nasıl bir insanlarsa, ne bir haklara yönelir. Ben din açısından ben öğrenmek istedim ama. Tazminatını falan verdiler mi? Haklarını verdiler işveren. Yani şöyle, ihbarını verdi. Bir de son çalışma aylığını verdiler. O kadar. Hak edişlerini verdiler. Evet. Buyurun hocam. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu yanınızda çalışanlar sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden onlara yedirin. Giydiğinizden onlara giydirin. Fazla iş verdiğiniz zaman da onların gücü yetmediğinde onlara yardım edin. Evet. Bu anlıyoruz ki hizmetçilere bile yediğimizden yedirmek, giydiğimizden giydirmek zorundayız. Şu andaki piyasada işçi hakları dediğimiz pek çok işçi kardeşimiz gerçek manada hakkını almıyor. Bir kurum kanunen kendi üzerine düşenleri yaparak bir kişinin işini sonlandırabilir. Ama vicdanen yapmaması gereken bir şey kanunda yer var diye yapıyorsa Allah da onu sorar. Az önce bir örnek verdim. Dedim ki bir belediye başkanı gitti falanca fakirin, muhtaç bir insanın barınağını yıktı. Kanuna göre yasak. Ama o adamın başka bir imkanı yok. Allah katında ise evini başına yıktın diye sen hesaba çekilirsin. Ya Rabbi, ben kanunları, yönetmelikleri uyguladım, seni kurtarmaz. Burada da öyle. Vicdanen hamile olmuş, daha çok bakıma, yardıma, maaşa ihtiyacı olduğu bir sırada
bu insan işini aksatmıyorsa, gerçek manada aynı şekilde verimli oluyorsa, sen bunu bahane ederek çıkardıysan, haklarını ödesen de yine vicdanen sorumlusun. Evet, doğru hocam. Bu anlamda vicdan devreye girmelidir. Bir kadının, geçen bir kişiyi dinliyorum. Şimdi şöyle diyor ki, evlendin, kadın oldun mu diyor, çamaşırı da yıkayacaksın diyor, bulaşığı da yıkayacaksın diyor, çocuğuna da bakacaksın diyor, Allah sana bu yükü yüklemiş diyor. Şimdi bunu bir hoca olarak söylüyor, yarım biliyor, yarım bildiği için bu kadar söylüyor. Allah'ın öyle bir yükümlülüğü yok, vermemiş kişiye, yükümlülüğü etmemiş. Hukuken bir kadının bunlar vazifesi değil. Kocasına der ki senin imkanın var, hizmetçi tutacaksın, ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Bak, İslam hukukuna göre böyle. Ama vicdanen müftüye göre, fetvaya göre ise akşama kadar bu adam dışarıda elleri şişiyor, gözleri kanlanıyor, kan ter içerisinde sizin için neler çekiyor. Sen de evde otururken bunları yapıver demek, bu vicdanın iş. Vicdanen rahatsız olacak. Ana babasına bakmak zorunda mıyım ben diyebilirsin, değilsin. Ama bir hayvana bile bakmak sevapsa, onun anasına babasına bakmak sevap değil mi? Bu da vicdandır. Hukuk her şeyi çözmez. İşte burada hukukun yanında vicdan olduğu için İslamiyet kıymetlidir. Bugünkü ideolojilerde, beşeri sistemlerde hukukun yanında vicdan olmadığı için, ya da hükmederken hakimler vicdanını kullanmadığı için hepsi sorumludur. Vicdanını kullanacaksın. Evet, doğru hocam. Bir genci idama gönderiyorsan, onun bir daha dönüşü yok. Orada vicdanen sorumlusun sen. Yanlış bir hata yaptıysan Allah sana soracak onu. Katil olmuş olacaksın. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kul hakkı bu. Sıradan bir iş değil ki bu. Evet, başka sorunuz var mıydı? Belki haklısınız ama kanunen bir şey yapamasanız da vicdanen haklısınız. Karşı taraf. Hocam şöyle de bir durum var. Hani biz kanunen doktorumuz dedi ki hani kanunen biz iş yerine bir gebe bayan bildirme zorunda, yani işveren ona göre bir yolunu çizsin veya gebe olan insan yolunu çizsin. İşveren sonlandırdıktan sonra hani çıktı eşim, gelene gidene de diyormuş hani işte benden hamileyle gizledi vesaire vesaire, böyle bir hani yalanda olan insanları örtbasmak için, hani kendini haklı duruma çıkarmak için ben gebe insan işte çıkarmadım hani bana yalan konuşu gibisinden diye böyle. Neyse, dünyada işini halledebilir ama öbür tarafa kalırsa siz kârlı olursunuz. Evet. Rabbim kolaylık versin. Sağ olun hocam. Peki. Allah razı olsun. Doğacak çocuğunuz hayırlı eylesin. Adını koydunuz mu? Sağ olun mu? Hocam. Allah razı olsun inşallah. Adını koydunuz mu? Adını koyalım. Hocam şu anda cinsiyet belli değil. Erkek olursa Miraç Batır diliyoruz. Kız olursa Ebra Cennet diye düşündük. Güzel güzel. Allah maşallah güzel eylesin inşallah. Peki, sağ teşekkürler. Olun. Allah peki razı olsun inşallah. Hayırlı sağ günler olun diliyoruz size. Sezer Bey hocam, selamünaleyküm hocam. Ben Avusturya'dan sizi seyreden bir seyircinizim. Ben ara sıra oğlumun olmadığı yerde ona kızıyorum. Onun için bazı kelimeler sarf ediyorum. Onun iyiliği için demiş. Bu gıybete girer mi? Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim demiş hocam. Yani hiç kimse yokken bile kızsa bir insan, o gıybete girmese de zanna girer. Zanlar da insanların düşüncelerini ve eylemini oluşturur. Bir insanın gıyabında iyiliğini anlatıyorsanız, onun ruhuna siz sinyal gönderiyorsunuz, o sizi sever. Bir insanın gıyabında siz onu sevmiyor, kötülüğünü anıyorsanız, onun yüzüne karşına kadar gülseniz bile o sizi sevemez. Onun için biz güzel mesajı ruhlarımızdan göndermeliyiz. Ruhumuzdan oraya göndermeliyiz ki o hem bizim gönlümüze güzellik katar, hem karşı tarafın gönlüne sıcaklık verir. Bundan dolayı evladını düşünen, evladına sevgisini göndersin. Arkasından konuşmasın. Güler yüz, tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Aynen. Çocukları eğitmek, sevmek, kazanmak istiyorsak bağrımıza basmak zorundayız. Sevgi, başka evet, en güzel ilaç o. En büyük ilaç, evet hocam. Evet. Şimdi konumuza devam edecek olursak hocam, gıybet edilen ortamlarda bazen biz de bulunuyoruz. Biz yapmıyoruz ama başkaları yapıyor. Bu durumda ne yapmamız lazım hocam? İki şey var. Kur'an-ı Kerim söylüyor, hadisler söylüyor. Ya
savunacaksın. Siz böyle diyorsunuz ama o böyle değil. Şöyle şöyle halleri vardır. Mesela ben çok saydığım, elini öptüğüm hocama karşı bile gıybet ettiğinde bir başkasını yanlış düşündüğünde hemen haykırırım. Hayır hocam. Siz onun şu hallerini bilmiyorsunuz. Elini öpüyorum hocamın. Güzellikleri var. Bana ilim öğretmiş. Ama birisi hakkında kötülüyor. Bilmiyor ki onun iyi taraflarını. Yanlış düşünüyorsun hocam diyorum. Çünkü ben de orada he he desem ben de ortak olacağım gıybete. Evet. Bir de yanlışı düzeltmek diye bir de vazifemiz var. Düzelteceğiz. Tam söz yerine gelmiş, sen de orada görüşünü bildireceksin. Hocam söyledikleri doğruysa, yani kötü bir adam söylüyor, anlatıyor. Kötü bir adamın zararı varsa herkese söylesin. Zararı yoksa söylemesin. İyi bir insanın gıybeti yapıldı. Bu siz karşı çıkamıyorsunuz. O zaman o meclisi terk edeceksiniz. Orada durmayacaksınız. Yani kötülük olan yerde bir Müslüman durmaz. Bilerek ya da bilmeyerek bir gıybet ettiyseniz, gıybet edilen bir meclisten kalkarken okunacak dua var. Onu da arkadaşlar hazırlasınlar. Evet. Sohbet meclislerinden kalkarken gıybet günahımız varsa Allah affetsin, bilmiyoruz. Belki bilmeden yaptık diye şu dua okunuyor. Onu biraz sonra verelim. Verelim evet. Arkadaşlar bir evet. Hazırlasınlar. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik duası var. Onu ben de okuyacağım. Evet hocam. Bugünkü konumuz çünkü. Evet evet hazırlasınlar. Şimdi hocam gıybet yapan kişileri uyarmalı mıyız? Gıybet yapıyorlar. Biz bir şey yapmıyoruz. Oturuyoruz böyle. Uyaralım mı hocam? Uyarmak sevaptır. Öyle mi? Tabii uyardığımız zaman hem karşı tarafı savunmuş oluruz hem de bir kötülüğe mani olmuş oluruz. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu bi yedi fe in lem yastati fe bi lisani fe in lem yastati fe bi kalbi ve zalike edafu liman. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, gücünüz yetmezse kalbinizle düzeltin. Gücün yetiyor. Söyle de ki ya gıybet ediyorsun, yanlış yapıyorsun. Evet. Bırak kapat bu konuyu diyeceksin. Başka bir konu. Uyarmamız doğru olur. Hatta sevap diyorsunuz tabii hocam. Tabii sevap. Evet. Ölümün arkasından konuşmak gıybete girer mi hocam? Üskuru mevtakum bil hayır. Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Ölülerin arkasından kötülükleri konuşulmaz. Acılı insanlar var. Orası sırası değildir. Orada hemen böyle. Bu adam şöyleydi zaten. Böyleydi zaten denmez. Bir de senin şahadetin de Allah katında makbuldür. Hakikaten bütün insanlara zulmetmiş, işkence yapmış, edepsizlik, terbiyesizlik yapmış, pislik yapmış. Allah şerrinden kurtardı dersin, dua edersin. O ayrı bir şey. Ama tavuğa kiş dedi, çocuğa hış dedi, bilmem ne dedi. Bundan dolayı bir insanın öldükten sonra da gıybeti yapılmaz. Evet. Hocam kişi gıybet yaptı. Onlarla nasıl helalleşeceğiz? Nasıl helalleşeceğiz hocam? Yani hayattaysa yazarak olabilir, karşılaştığında söyleyerek olabilir, arayarak olabilir, mektupla olabilir, telefonla olabilir, sosyal medyadan olabilir, özür dileyerek olabilir. Karşılıklı helalleşmek gerekir. Helalleşmediğiniz zaman o kişinin kul hakkı sizin boynunuzun üzerinde kalır. Helalleşmek için de çaba sarf etmek lazım. Yani böyle helalleştim ben siz de beni helal edin dedin. Millete selam yolladın. Böyle helalleşmek olmaz. Birebir helalleşmek tabii, gerekiyor hocam. Helalleşmek. Bazen de hocam düşünceyle biz gıybet yapıyoruz ya da gıybete giriyor mu? İnsanlar hakkında kötü düşünmek gıybete girer mi hocam? Zanna girer. Gıybete girmese de yani kafanızda kuruyorsunuz. Şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır diye. Bu bazen şüphecilik şöyle mesela bir yerin sorumlusu sizsiniz. Evet. Bir yeri yöneten sizsiniz. Her ihtimali hesap etme durumundasınız. Ama az önce söylediğim gibi sandalyenin ayaklarını saydıktan sonra kesin karar vermelisiniz. O düşünceyle zihninizde oluşturduğunuz kurguya hüküm bina etmemelisiniz. Ne zaman hüküm? Kesin delilleri oluştuktan sonra hüküm verirsin. Bu kesin delillere ulaşıncaya kadar kafanızda ihtimal hesabı yapmanız sizin tedbirli olduğunuzu gösterir. Aldanmamak için de bu lazımdır. Aksi halde her söze kanarsanız, her gülücüye efendim karşılık verirseniz siz sürekli aldanırsınız. Halbuki Müslüman bir delikten iki defa
ısırılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Dikkatli olacaksın. Dolandırıcılığa karşı dikkatli olacaksın. Evinin anahtarını tanımadığına vermeyeceksin. Güvendiğine vereceksin. Telefonunu tanımadığına vermeyeceksin. Yani bu önemli bir şey. Böyle evet. Herkese inanmak. Bu sefer ne yapıyorsun? Kafanda kuruyorsun. Ya böyle davranırsa ne yapmalıyım? Bunlar kötü değil. Bunlar evet. Tedbirdir. Hemen bir tane görüntülü soru alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Birbirimize çeyrek altın daha yok. Bu nerede? Ama şimdi de altın çok pahalandı. Yapmasak, dağmasak, o bize dağıtıysa biz de ona dağmasak kul hakkına girmiş oluyor mu? Hayır, bunu da anlamak zor hocam. Böyle bir kural mı var? Yani o bana taktı, ben de ona takmalıyım. O zaman hiç takmayalım, anlaşalım, hiç almayalım. Yani öyleymiş. Evet, öyleymiş. Onlar bizim düğüne geldi mi? Geldi. Ne taktılar? Şunu taktılar. Biz de onu takacağız. Hayır, beklenti olabilir de hocam. Şart, böyle koşmak şart, şart olmaz. Bamya takın, elma takın. Yani, bence hocam orada fatura ödemek lazım. Fatura mesela bir tane elektrik faturasını ödeyelim mesela. En güzel hediye. Ya da doğalgaz faturası evet. Ödeyelim. Bin liraya bamya var. Kuru ne diyorlar ona? Gül bamya mı bir şey diyorlar. Çok pahalı. Bazı yerlerde düğünlerde takıyorlar sanırım takı olarak zaten. Evet. Biz de takmasak gücün yoksa takmayacaksın. Yani illa karşı taraf beklesin. Öyle bir şart yok. Evet. Bir tane daha görüntülü soru alalım. Hocam hayırlı sabahlar. Benim kardeşim evlendi. 5 yıl oldu evleneli. 5 yıldır beri eşinden şiddet görüyor. Ayrıca dinimize küfür, anneye babaya küfür, kardeşime küfür, sürekli şiddet görüyor. Bir tane çocuklar var. Ben de diyorum artık boşan gel, elimden gelen her türlü maddi manevi yardımı yaparım sana diyorum kardeşime. Annem bana diyor ki sen yuva yıkansın, sen yuva yıkansın, bunun günahından kalkamazsın. Ve kız kardeşim istemeye istemeye tekrar ağlaya ağlaya eşinin evine geri gidiyor. Yani burada günah benim boynuma mı? O kızı istemiyorum ben, istemiyorum anne ben diyerek ağlaya ağlaya geri götüren annemin boynuna mı? Hocam bunun cevabını sizden istiyorum. Günahı kocasının hayır, boynuna. Niye annenin boynuna, senin boynuna olsun? Oradaki 5 yıldır şiddet niye görüyor bu kadın? Neden bir erkek hanımına 5 yıldır böyle işkence eder? Bir defa onun ceza alması lazım. Yani burada ağlaya ağlaya gitmesi yanlış. Annen de siz de sahip çıkacaksınız. Böyle bir sadist insan varsa onu mahkemeye vereceksiniz. Yani yapılacak bu boşanma sebebi mi? Evet. İslam'a göre bir kadın şiddet görüyorsa boşanırsa günaha girmez. Hatta Allah-u Teala diyor ki biz umulmadık yerde rızık kapılarını da açarız. Korkma diyor ona boşanacak. Böyle bir durumda kadın boşanabilir. Siz de arkasında duracaksınız. Anneniz de sahip çıksın. İlla git demesin. Yuva yıkmak, siz yıkmış olmuyorsunuz ki. O kocası yuvayı yıkıyor. Yani her dayak için tekrar git dayak ye denir mi kızına? Yanlış. Burada aslında iki tarafta da iyi niyet var. Biri evladının yuvasının yıkılmasını ya, istemiyor. Öbürü huzursuzluktan kurtulsun istiyor. Sonuçta ama sahip sorun çıkmak lazım. Baba. Kadın orada kendisi karar verecek ama etrafı akrabası da sahip çıkacak. Evet. Şimdi hocam sorularımız arasında bir tane daha var ki insanların arasını açan 6 büyük günah nedir hocam? Evet. Bu da önemli bir konu. Bu 6 büyük günah Kur'an'da sayılmış. İnsanların arasını açan 6 büyük günah. Birincisi kaş göz işareti yapmak. İkincisi alay etmek. Alay etmek. Belki hocam lakap takmak. Üçüncüsü kötü lakap takmak. Evet. Ha, üçüncü sırada o alıyor. Üçüncüsü kötü lakap takmak. Mesela ne diyor işte ayılar diyor bilmem tilkiler diyor, maymunlar diyor, bilmem falanca. Eşek diyor ya da ne bileyim gerizekalı işte, bu tür şeyler gibi lakap. Bir de lakapla anılanlar var köylerde. Şunlar bunlar diye. Kötüyse bunlar da arayı açıyor. Dördüncüsü ön yargılı olmak. Ön yargı. Bir kötülük görmedin ama bu kötü diyorsun. Mesela ya bu başörtüler var ya bu başörtüler. Bunların altında neler var neler. Bu hacı var ya bu hacı, bu hocalar var ya. Ya da bu baş açıklar var ya, şu partililer var ya, şu memleketliler var ya. Ön yargı bunların hepsi. Herkes farklı farklı.
Farklı farklı. Evet hocam. Bir dördüncüsü. Altıyı bitirmedik. Ha, bitmedi mi hocam? Beşincisi casusluk yapmak. Cüzdanını karıştırmak, telefonunu karıştırmak, eşin de olsa, çocukların da olsa casusluk yapmak, peşine düşmek, perdeden komşuyu gözetlemek, kapısını gözetlemek, ayakkabılarını saymak. Casusluk. Altıncısı gıybet etmek. Gıybet etmek, o da ölü kardeşinin etini yemek gibi olur. Allah muhafaza diyelim. Evet. Hemen hocam sokak sorularımızdan alalım iki tane. Öncelikle merhabalar hocam. Benim sorum şuydu. Etmiş olduğumuz dualar hangi durum ve koşullarda kesinlikle kabul oluyor? Bunu merak etmiştim. Teşekkürler. Evet, diğer sorumuz. Merhabalar Mustafa hocam. Tanıdığımız veya tanımadığımız insanlara hatalarından dolayı uyarmamızın bir sakıncası, günahı var mı? Ben evet. Bu konuda daha çok hep kavga ediyorum insanlarla. Sana ne cevabı alıyorum? Ama uyarmamız bizim biliyorum. Evet, ben de bazen çekiniyorum hocam. Sana ne cevabını almamak için ben de uyarmaktan çekiniyorum. Cevabını kısa bir aradan sonra alacağız. Öncelikle merhabalar hocam. Benim sorum şuydu. Etmiş olduğumuz dualar hangi durum ve koşullarda kesinlikle kabul oluyor? Bunu merak etmiştim. Esaret teşekkürler. Merhabalar Mustafa hocam. Tanıdığımız veya tanımadığımız insanlara hatalarından dolayı uyarmamızın bir sakıncası, günahı var mı? Ben bu konuda daha çok hep kavga ediyorum insanlarla. Sana ne cevabı alıyorum? Ama uyarmamız bizim üzerimizde bir hak diye düşünüyorum. Evet hocam, reklama girerken de söylemiştim. Ben de bazen görüyorum hatalı insanları ama sana ne diyecek diye hiçbir uyarıda bulunmuyorum. Bazen de şöyle oluyor hocam. Yani sana ne diyor? Ben mesela hatayı ben yapıyorum. Seni ne ilgilendirir? Beni uyarıyorsan benim hatamı ortaya çıkarır. Sen daha çok günah işliyorsun. Bu tür diyaloglar da olabiliyor hocam. Ya kamuyla alakalıysa orada uyarıdan vazgeçmemek lazım. Kamudan kastınız herkese toplumu ilgilendiren. Mesela sokağa çöp atıyor. Yolun ortasına çöp atıyor. Arabasından kül tablasını savuruyor. Gelen arabaların üzerine. Elmayı affedersiniz yiyor. Çöpünü arabadan atıyor. Suyunu içiyor, pet şişeyi atıyor. Evet. Şimdi bunları uyarmak lazım. Çünkü bu kamuyla alakalı bir şey. Yani saygısızlık sadece size değil. Bütün insanlara saygısızlık yapıyor. Orada ona söylemek lazım. Fakat söylemek de şöyle, hani birinin bir şahsi hatasını gördünüz. Çok fazla herkesi ilgilendirmiyor. Onu söylerken yaptığı işten vazgeçirebilmek olmalı. Onu ezmek maksadıyla söylediğinizde zaten kavga çıkıyor. Evet. Size de faydası yok. O zaman sana ne oluyor hocam? Size de faydası yok, ona da faydası yok. Aslında insanlara hatasını kabullendirmek için önce iyi tarafını söylemek lazım. Mesela ya çekirdek yiyor diyelim ki, atıyor. Evinizde de olabilir. Yani yere döküyor. Yani çok saygılısın, çok temizsin. Senin temiz olduğunu biliyorum. Ama şu anda burayı kirlettiğini farkında mısın? Bir hatırlatayım dedim dersin. O şimdi senin temiz olduğunu farkında mısın cümlesi den dolayı o dokunmaz ona. O alınmaz. Yani evet. Ben temiz biriyim. Beni evet. Sayıyor. Önce onur ettirmek. Tabii onur etmek. Ya her insanın güzel bir tarafı vardır. Her insanın güzel bir tarafı vardır. Şimdi bir gün benim olduğum bir meclise 14 yaşında bir delikanlıyı bir yaşlı amca aldı getirdi. Nasıl getirmiş? Muhallebi yiyormuş muhallebi dükkanında. Demiş ki seni yetiştiren anne babadan Allah razı olsun. Ne güzel muhallebi yiyorsun. Şimdi çocuğu buradan yakalamış. Çocuğun hoşuna gitmiş. Ne güzel muhallebi yiyorsun. İnşallah bir de namaz kılıyorsundur demiş. Kılmıyorum demiş. Hadi seni bir hocaya götüreyim namaza da başlatır seni demiş. Bana getirdi. Hakikaten başladı namaza çocuk. Şimdi bak durup dururken ne güzel muhallebi yiyorsun lan işi bitirdi. Evet. İnsanlara hatasını böyle söylemek lazım. Sen çok iyi niyetlisin. Bir gün ben havalanına girdim. Çok sesi güzel, sevdiğim bir sanatçı, türkücü. Gittim dedim ki sesin çok güzel, seni de dinliyorum. Ama çok yanlış bir yerde duruyorsun, bu teröristleri destekliyorsun dedim. Bundan vazgeçti. Çok saygı gösterdi.
Şimdi ben doğrudan ona gidip deseydim ki namus düşmanı, ırz düşmanı, memleket düşmanı, terörist, o bana karşı bir şey söyleyecekti, kavga olacak. Ama ben ona dokundum. Nasıl dokundum? Kalbine dokundum. Evet. Dedim ki bak senin sesin güzel. Hocam kapıyı açtınız, içeriye girdiniz. İçeriye kabul sonra olduktan adam sonra kırılmadı, benimle resim çektirdi bak. İşte bu işte. Evet hocam. Kırılmadı. Ne güzel. İnsanlara hani Hazreti Hasan'la Hüseyin bakmışlar yaşlı bir adam yanlış abdest alıyor. Koskoca adama çocuklar amca sen yanlış abdest alıyorsun dese olmaz, faydası olmayacak. Demişler ki biz aramızda anlaşamıyoruz hangimiz doğru hangimiz yanlış anlıyor. Sen Hakemoğlu amca demişler. İkisi de güzelce bir abdest almış. Demiş ki abdesti ben yanlış alıyormuşum demiş. Siz doğru alıyormuşsunuz. Evet. Şimdi son şifremizi vereceğim ama önce hatta bekleyen izleyicimizin sorusunu alalım. Lütfen üçüncü şifreyi kaçırmayın. Dualar ne zaman kabul olur hemen duruyor. Sonra onu da vereceğiz. Ya da gıybet meclislerinde yapılacak dua var. Evet hemen onu da vereceğiz. Alo. 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 Hatay'dan Mustafa Bey televizyonunuzun sesini evet. Kısar mısınız? Geriye dönüyor sesime bak ben kendi sesimi tekrar duyuyorum. Evet tamam. Peki. Buyurun efendim. Peki. Buyurun hocam dinliyor sizi. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam adaşım. Buyur. Sizi beğeniyle dinliyoruz. Çok da memnunuz. Allah razı olsun. Sizlerden de. Evet. Hocam size bir sorum vardı. Evin içinde köpek beslemek günah mıdır? Ve damat sıldığımız zaman buna bir herhangi bir zararı var mıdır? Evet. Evet. Başka sorunuz var mıydı? Süremiz çok azaldı. Hızlı evet, gidelim. Evet bu kadar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hatay'a selamlar efendim. Evet hocam. Sağ olun. Hayırlı günler. Köpek Peygamber Efendimiz çoban olarak, bekçi olarak, av köpeği olarak beslenmesi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eğitilmiş köpeklerin getirdikleri helaldir diye var. Yani av köpeğini gönderiyorsun, yakalıyor, getiriyor. Onu İslami şekillerde kestiğin zaman ondan yenebiliyor. Öyle kınanmış bir hayvan değil. Dolayısıyla köpek beslenir. Fakat Şafii mezhebinde özellikle köpeğin artıkları ve dokunmak abdeste ve namaza zarar verir. Çünkü 7 defa yıkanması gerekiyor bir hadise göre. Yani o köpeklerin hastalıklarından da korunmak lazım. Bu bakımdan evin içinde beslenmesi uygun karşılanmamış. Evet. Evde köpek beslemek caiz değildir. Herhangi bir hani yarası olur, hastalığı olur bakmak için getirirsin, belli bir yere koyarsın ama esas olan evin dışında beslemek. Kedilere müsaade edilmiştir evin içinde, kuşlara müsaade edilmiştir. Ama İslam örfüne göre, medeniyetine göre, İslam anlayışına göre, teamüle göre evin içine köpek almayız. Almayız. Evet, son şifremizi söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Muzaffer sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü şifremizi verdi. Şu andan itibaren hattımızı düşüren 4 izleyicimize bu güzel hediyelerimizi takdim edeceğiz efendim. Şimdi başka telefonumuz var mı? Yok. Hemen bir görüntülü soru alalım o zaman. Alo. Günler dilerim hocam. Benim bir sorum var. Sürekli evet. Bu kafamızı karıştırıyor. Babam sürekli anneme, anam avradım olsun diye sürekli sövüyor. Babaannem de öldüğü için bunun azabı olur mu olmaz mı? Sürekli anamda sürekli sövme, yapma deyip duruyor ama anlamıyor. 50-60 yaşında. Bunun nasıl bir çözüm olabilir, bize nasıl yardımcı olursunuz? Bu haramdır. Ağzından pislik akıyor, lağım akıyor. Ve bir insanın en hanımına yapacağı bir şiddettir. Şiddet sadece vurmak kırmakla olmaz. Bu dövmekten daha fazla insanı incitir. Evet. Günaha giriyor sürekli. Ama bu insanların alışkanlıkları, yani huyları nerede başlıyor biliyor musunuz? Ana karnında, emdiği sütten başlıyor. Yani ta oradaki beslenmesinden başlıyor. Babadan geliyor, dededen geliyor. Bunları terk etmek zor. Bundan dolayı bu insanı ıslaha, adam olmaya çağırmak lazım. İkaz etmek lazım. Ne yapmalıyız? Büyükler, babandan daha büyük olanlar ona bu diline sahip ol diye ikaz edecekler. Çok büyük bir günah bu şekilde söylemesi. Allah korusun ne yapalım? Anam avradım olsun demenin bir de boşanma gibi durumlara sebep olabilir. Bunlardan da kaçınmak lazım.
Evet, tehlikeli ve kötü evet. bir cümle hakikaten. Evet. Şimdi hocam reklama girmeden önce de söyledik. Meclislerden ayrılırken mesela kadınlar bir araya toplanıyorlar, gün yapıyorlar. Bir araya geliyoruz, ayrılıyoruz. Okunacak dua hocam. Arkadaşlar da hazırladılar herhalde. Şöyle söyleyelim. Biz meclise gıybet yapmışsak o gıybet kul hakkıdır, duruyor. Bilerek yaptıysak. Ama fark etmeden yanlış şeyler söyledik. Fark etmeden kötü niyetli değildik de bizim yaptığımız gerçekten gıybete girdi. Bunlardan tövbe niyetiyle bu duayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tövbe. Tövbe niyetiyle. O da nedir? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke ve etubu ilek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke ve etubu ilek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke ve etubu ilek. Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına, senin ortağın olmadığına şehadet ederim. Günahımı bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Bilmeden yaptığı gıybetler 3 defa okursa bunu affolunur diyor Peygamber Efendimiz. Hazır dualardan söz açmışken hocam bir izleyicimiz özellikle rica etmiş. Hocamla bir programda sihirlere iyi gelen bir ayet vardı, onu anlatmıştı. Ben onu okudum, iyi geldi. Arkadaşıma tavsiye edeceğim ama hangi surede, kaçıncı ayette unuttum. Bunu tekrar anlatabilir misiniz demiş. Eğer arkadaşlar hazırladıysa bu sihir duasını da ekranda verelim. Şimdi o ayet değil bir defa. Ayet başka bir şey. Dua başka duayı bir şey. Herhalde hocam. Bu dua peygamberimizin öğrettiği dualardan biri. O duayı verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme musagiral kebir ve mükebbiras sagir. Sagir mabi amin. Büyüğü küçülten, küçüğü büyülten Allah'ım. Bendeki sihirler küçült. Bu duayı okuyanlara da Allah-u Teala inşallah şifa versin. Amin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bazıları tuz sürüyor. Bazısı efendim başka bir şey sürerek, su sürerek bu duayı da okuyabilirler. Sıkıntı yok. Yani evet. Allah bütün Allah kabul etsin. Sihirli olan kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Muhabbet kapısı Perşembe günü bugün sona eriyor ama pazar günü muhabbet kapısı devam edecek. Pazar günü çok önemli bir konuyu hocamlar ele alacaklar. Hayvan hakları özellikle gündemde çok olan bir konu. İnşallah. Bunlar çok detaylı bir şekilde hocam anlatacak. Pazar günkü muhabbet kapısını da kaçırmayın diyorum. Ben size veda ediyorum. Hayırlı günler diliyorum ve sözü duayı hocama bırakıyorum. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. La ilahe illallahul alimul kerim. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Amin. Ey gökleri ve yeri yaratan, bizi insan olarak var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Bizler günahkarız. Dilimize, gönlümüze sahip olamıyoruz. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, kalbimizden vesaire azalarımızdan her ne günah işlediysek tövbe edip pişman olduk cümlesinden af diliyoruz. Amin. Bizleri bağışla Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, sana iman ettik. İndirdiğin kitaplara iman ettik. Gönderdiğin peygamberlere iman ettik. Ahiret gününe iman ettik. Amin. Ya Rabbi, hayır ve şerrin senden geldiğine iman ettik. Bizi her daim hayırlı, güzel işlerde istihdam eyle. Amin. Şerlerden, şeytanın ihvasından, kötülüklerden bizi koru. Ehlimizi, ailemizi sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip eyle. Amin. Memleketimize, milletimize güç kuvvet ihsan eyle. Zulme uğramaktan, kul hakkı yemekten, gıybetten, dedikodudan bizleri, sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, duamızı müstecab eyle. Gönlümüzün muradını ihsan eyle. İki cihanda bizi aziz eyle. Dünyada da iyilik ver bize. Ahirette de iyilik ver bize. Unutursak, Ya Rabbi, hata edersek bizi yargılama. Sana sığınıyoruz, sana el açıyoruz. Kimseye bizi muhtaç etme Allah'ım. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el Fatiha. Merhametler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.